Selamünaleyküm dostlar. Saka ve Sanrı isimli hikayemizin 34. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Başımı iki yana sallayarak geçmişin anılarından çıkmaya çalıştım. Çoktan öldüğünü sandığım köpeği karşımda bulunca ister istemez içim burkulmuş, geçmişte onunla yaşadıklarımız aklıma gelmişti. Oldukça dinç ve iyi görünüyordu. Gözlerimin ardı sızlayarak ona doğru bir adım attığımda gazel "O kıtmir değil" dedi. Derin bir nefes alarak başını iki yana salladı. Onun cinsinden sahiplendiğim başka bir köpek. Bana bakmak için kendini zorladı. "Üzgünüm efil" diyerek duymaktan korktuğum o cümleyi kurdu. Kıtmir evden ayrıldıktan birkaç yıl sonra öldü. Öldü mü? Başımdan aşağı buz gibi sular dökülürken gözlerimden süzülen birkaç damla yaşım farkında değildim. "Yalan söylüyorsun." Duyduklarımı inkar ederek sertçe ona baktım. Gayet sağlıklıydı. Birkaç yıl içinde ölmüş olamaz. Bana karşı büyük bir suç işlemiş gibi bakışlarını kaçırdı. Ona en iyi şekilde bakmak için elimden geleni yaptım ama onu koruyamadım. Dolan gözlerini saklamak ister gibi bana sırtına dönüp sobayı tutuşturmak için maşayı aldı. Beni korumaya çalışırken Carlos onu vurdu. Başını çevirip kısa bir an bana baktı. Siyahları nemli ve özünlüydü. "Sana fazla sadıktı." Dudaklarını birbirine bastırarak başını salladı. Önüne ne zaman et koysam onu alıp balkona çıkıyordu. Et yere bırakıp uzaklara bakarak avlıyordu. Sanki seni çağırıyor ve yemeğini seninle paylaşmak istiyordu. Yanımda koltuğa yığıldım. Çocukken bazen onun kabındaki eti yerdim, bazense kendi tabağındaki eti ona verirdim. O benim çocukluğumun bir parçasıydı. Ölmüş olamazdı. Birbirimizle hiç geçinemezdik ama birbirimizi severdik. O benim köpeğimdi. Sesim boğuk ve ağlamaklı çıkarken suçlayan bakışlarım gazelin üzerindeydi. "Onu benden aldın. Kıtmir'den önce birçok köpeğim olmuştu ama Kıtmir'den sonra hiç köpeğim olmadı. Gözlerim ileri derecede kötüleştiğinde bile bir köpeğin yardımını almaktansa körlere özgü değneklerden kullanıyordum. Beni her arabanın önüne çeken o aptal köpeğin bir gün bana döneceğini umuyordum. Evet, onunla düşman gibiydik. Ne zaman geçici körlük yaşasam ya beni bir arabanın önüne çekiyordu ya da kaldırımdaki direklerden birine çarpmama neden oluyordu. Ancak başım gerçek anlamda derde girince bir aslan kesilip hemen önüme atlıyordu. Bana sadıktı. Tıpkı benim de ona olduğum gibi. Onun yokluğunda yıllarca onu beklediğim gibi acaba bensiz geçirdi o yıllarda Kıtmir de bir gün bana gelmeyi beklemiş miydi? Köpeklerin ilk sahiplerini kolay kolay unutamadıklarını duymuştum. O da bir gün beni tekrar görmeyi beklemiş miydi? Gazel sobaya birkaç odun ve biraz kömür döktükten sonra dışarı çıktı. Köpeğim için benden özür bile dilemeden salondan çıkmıştı. Kıtmir'e tıpatıp benzeyen şu köpekle beni baş başa bırakıp gitti. Bir kedi gibi sobanın yanına kırılıp ısınmaya çalışan köpeğe tersine bakıyordum. Kıtmir'le aynı cinse sahip olması bile bana onu hatırlattığı için sinirlerimi bozuyordu. Gazel bir süre sonra iki fincanla geri döndü. Kahvemi önüme koyarken acı bir ifadeyle fincanı işaret etti. İyi ve kötü alışkanlıklarından vazgeçemediğini düşünürsek kahveyi hala baban gibi içiyor olmalısın. Yüzü tiksintiyle kasıldı. Sade ve şekersiz. Kıtmir'i olanlardan sonra suratını dağıtmak ister gibi bakarken sesim donuktu. Sen de hala sütlü ve bol şekerle içiyor olmalısın. Tıpkı annem gibi. İç çekerek başını iki yana salladı. Yıllardır kahve içmiyorum. Karşıma oturduğunda fincanını gösterdi. "Ihlamur," dedi kısaca. Sinirler yatıştırır. Manidar gözlerle baktı. "Sen de ister misin?" Köpeğimin ölmesine neden olan birine tahammül etmem için ıhlamurdan daha fazlası gerekli. Ona hiç güvenmediğim için içinde zehir olma ihtimaline karşı kahve fincanını iterek kendimden uzaklaştırdım. 14 yıl önce köpeğimi neden yanında götürdün? Her an ayağa fırlayıp yakasına yapışabilirdim ve bunu saklama gereğinde bile bulunmuyordum. Ihlamur'dan bir yudum alarak birkaç kez derin nefesler aldı. Sanırım korktum. Bunu itiraf etmek bile canını sıkmış gibi yüzüne gelen birkaç tutam saçı hızlıca kulağının arkasına sıkıştırdı. Yanında kendimi güvende hissedeceğim bir şeylere ihtiyacım vardı. Burukça güldü. Sonuçta evden ayrılırken 16 yaşında bir çocuktum. Ayrılmasaydın bu konuda ona anlayış sağlayacak değilim. Kimse seni bunun için zorlamadı. Sen bizi terk ettin. Gözlerinin ardında gizleyemediği bir sır perdesi aralanmaya başladığında "Zorlandım Efil" diyerek yorgunca başını salladı. Hayatım boyunca hep bir şeylere zorlandım ve hepsinin bedeli çok ağır oldu. Ağzı kısmen açıktı ama nefes almıyor gibiydi.
Sana bir abladan çok rakip olmaya zorlandım ve bunu yapan babandı. Ona artık baba demiyordu. Siyahlara titreştiğinde bana bakmak için kendini zorladı. Üzgünüm Efil dedi yıllar sonra. Tıpkı yıllar sonra babasının kızı demek yerine bana Efil demeye başlaması gibi. Üzgünüm. Ben de çocuktum ve senin gibi onun sevgisini kazanmaya çalışıyordum. Ağlamamak için kendini zor tutarken başını eğip ıhlamur çayından bir yudum aldı ama çayın tadını bile almıyor gibi ifadesi tatsızdı. Çocukken sana yaptığım zorbalıklar büyüyünce yerini hep pişmanlıklara bıraktı. Zorbalıklarının çoğunu karşılık verdiğim için bu konuda üzgün olmasına gerek yoktu çünkü ben de hiçbir zaman pasif bir çocuk olmamıştım. Açık camdan sızan rüzgar yüzünden irkildiğimi görünce fincanını sehpanın üzerine bırakıp ayağa kalktı. O evde normal şartlarda yaşamıyorduk ama normal olan ve bize iyi davranan tek kişi annemdi. Yürüyüp pencereyi benim için kapattı. Onu kaybetmekten hep çok korktum. Yerine oturup bir süre durgun gözlerle bana baktı. 13. yaş gününde tek istediğim annemi kurtarmaktı. Bir kez daha gözleri sızlayınca gözyaşlarına direnmek için tırnaklarını avuç içine geçirdiğini gördüm. Bu yüzden ateş etmen için seni zorladım. O kadınlardan birinin annem olacağını ikimiz de bilemezdik ama devamında olanlar affedilemezdi. Çünkü suçladığı kişi bendim. Sen istedin diye ateş ettim. Acımasız gözlerle ona bakarken bu konuda onu affetmeye niyetim yoktu. Beni ateş etmeye sen zorladın ama devamında her şeyin tek suçlusu benmişim gibi davrandın. Sen ne yaptın Efil diyen sesi 14 yıldır peşimi hiç bırakmamıştı. Bunu konuşmaktan nefret ediyordu ama konuyu açan oydu, bundan kaçamazdı. Üste çıkmak yerine beni şaşırtarak başını yavaşça salladı. Benim suçumdu ama bunu kabullenmek yerine seni suçlamak daha kolaydı. Titreyen dudaklarına birbirine bastırıp bir süre kendini toparlamak için bekledi. Gardını benim karşımda düşürmemeye çalışıyordu lakin oturuşunda bile belli bir yenilgi vardı. Tetiğe sen bastın ama annemin katili bendim. Yüzünde eğreti duran bir gülümsemenin burukluğu içimi kor gibi yaktı. Bu yüzden sustum ve babanın beni suçlamasına izin verdim. Hangi kızının tetiğe basıp annesinin katili olduğunu babam hiç öğrenememişti. İlk şüphelendiği kişi Gazel'di ve Gazel sessiz kalarak benim suçumu üstlenmişti. Anlamayan gözlerle ona baktım. Yıllar sonra bunları neden konuşuyoruz? Gülümsemeye çalışarak omuzlarını kaldırıp indirdi. Çünkü yeniden başlamamın tek yolu senden helallik almak. Alayla güldüm. Üzerinde varsa bir gram hakkım gözlerinin içine bakıp helal etmiyorum dedim. Canım yanarak ve onun da canını yakmayı isteyerek. Bir gün toprağın altına girdiğinde bile kardeş hakkıyla gideceksin. O kafesin içinde beni sırtımdan bıçaklamasını aşamıyorum. O benim ablamdı, beni korumalıydı. Annesinin emanetine bu kadarını yapmamalıydı. Son söylediklerimden sonra sol gözünden süzülen bir damla yaşa engel olamadı. Birbirimize benzediğimiz tek konu buydu. Yoğun acı karşısında ikimizin de ilk sol gözünde bir damla yaş akardı. Derler ki İlk gözyaşı sağ gözden akarsa sebebi mutluluktur ama ilk gözyaşı sol gözden akarsa sebebi acıdır. Gazel, sol gözünden süzülen yaşı hızlıca silerek bakışlarını kaçırdı. Annemin ölümünde seni suçlamamalıydım ama telafi etmeye çalıştım. Başını omzuna doğru eğerek bana baktığında kaşları büküldü. İkimizi bu suçluluk duygusundan kurtarıp annemi geri getirmek için her şeyimden vazgeçtim. Sinirden dişlerimi sıktım. Evden ayrılıp bizi ihanet ederek mi telafi etmeye çalıştın? Yaptığı hiçbir şeyin savunulur bir tarafı yoktu. İnkar etmek yerine başını salladı. Evet, tam olarak böyle yaptım. Gözlerim önünde duran ellerine kayınca sertçe yutkundum. İşaret parmağının ucuna dokunuyordu. Üzerinden yıllar geçti de tıpkı benim gibi çocukluktan kalan bu alışkanlığı farkında olmadan o da yapıyordu. Gazel de hala unutarak parmaklarla olan bu işareti yapıyordu. Farkında değildi ama sık sık işaret parmağının ucuna dokunup duruyordu. Korkuyorsan işaret parmağına dokun. Kaskatı kesildim. Gazel benimle yüzleşmekten korkuyordu. Parmaklarına baktığımı görünce hemen ellerinin temasına son verdi. Bunu tekrar yapmamak için uzanıp çay fincanını aldı. Böylece fincanı tutarak bir elini meşgul edecek bir şey bulmuştu. Evi terk etmek hep istediğim ama asla yapmayacağım bir şeydi çünkü o evde annem ve sen vardın. Annemin öldüğünü düşündüğümde bile gitmek aklıma geçmedi. Derin bir nefes alarak beni işaret etti. Sen hala o evdeyken gidemezdim. Annemin benden son isteği seni korumamdı. Soğuduğunu düşündüğüm çaydan biraz içtikten sonra bakışlarını küçük salonun içinde gezdirdi. Bu benimle göz teması kurmamak için yaptığı bir şeydi. Seni bırakıp gitmeyi hiç istemedim ama Carlos'tan bir telefon aldım. Annemi geri istiyorsam onunla buluşmamı söylüyordu.
Yerimde rahatsızca kıpırdanıp oturuşumu dikleştirdim. Gazel, annemin yaşadığını 14 yıl önce mi öğrenmişti? Yüzüme sert bir tokat yemişim gibi sarsıldım. Ben bunca zamandır annemin yasını tutarken o gerçeği benden sakladı mı? Sen korkunç birisin. Vişim yerimden kalkıp kapıya doğru yürüdüm. Seninle işim bitti. Daha fazla dinlemeyeceğim. Onca zamandır bunu benden saklayacak kadar bencil ve acımasızdı. Tıpkı benim gibi annemin yaşadığını daha yeni öğrendiğini sanıyordum ama meğerse o bunu yıllardır biliyormuş. Carlos'un şartlarından biri buydu. Dediğinde çoktan kapıya ulaşmıştım. Annemin yaşadığını birine bile söylersem onu öldürecekti. Özellikle de senin bilmeni istemedi çünkü acı çekmeni istiyordu. Sen de buna izin verdin. Bir anda ona dönüp bağırarak üzerine yürüdüm. Yıllarca canımı yakmasına izin verdin. Hatta bunun için ona yardım ettin. Ayağa kalktığımda onu sertçe göğsünden ittim. O benim de annemdi. Derken sinirden kendimi kaybetmiş durumdaydım. Benden annemi nasıl saklarsın? Beni dinle. Hayır, sen beni dinleyeceksin. Yıllarca annemin yaşadığını benden saklamasının siniriyle onu bir kez daha ettim. Sen istediğin diye ateş ettim çünkü beni buna zorladın. Yılların öfkesini ondan çıkarmak ister gibi ters ters bakmaya başladım. Beni hep kıskandın ve her zaman hayatınızda yok olmamı istedin diye bağırırken ona vurmamak için kendime güçlükle hakim oluyordum. Hiçbir zaman kardeşin olduğumu kabullenmedin ama nefret etsen de biz kardeştik. Annesini kaybeden sadece sen değildin. En azından bana onun yaşadığını söyleyebilirdin. Karşımda dik durmaya çalışarak yapamazdım dediğinde onu anlamamı istiyordu ama anlayacağım şeyler yapmamıştı. Sana söyleyemezdim. Bunun için zorlandım. Zorlanmadın. Beni cezalandırmak için benden annemi sakladın. Daha fazla dayanamayıp kaşlarını çıtarak beni arkaya doğru itti. Evet diyerek bir öfke patlamasıyla o da bana bağırdı. 16 yaşında tecavüz uğradığımı senden nasıl sakladıysam annemi de öyle sakladım. Donup kaldım. Nefes dahi alamadım. Öyle bir sarsıldım ki bir donma anı yaşıyordum. Kulağımda tecavüz kelimesi uğuldarken yer ayaklarımın altında kaymaya başladı. Ne dediğinin farkında mı? Tecavüz mü? Sonrasında Gazel'le yüzleşmenin bana acı vereceğini tahmin ediyordum ancak bu denli bir acıya hazırlıklı değildim. Ondan her şeyi duymaya bekliyordum hem de her şeyi fakat Gazel duymayı beklemediğim tek şeyi bana söylemişti. Dudaklarına bile yakışmayan tecavüz sözcüğü beni kıskıvrak yakalamıştı. Gazel'in isminin yanına yakıştıramadığım bu çirkin bir kelimenin saldırısına uğramış gibi donup kalmıştım. Artık nefes bile alamıyordum. Tecavüz kelimesi kulaklarımın tüm duvarlarına çarpıp şiddetli bir sarsıntı yaratırken nefes almak şöyle dursun kıpırdayamıyordum bile. Delicesine korktuğum ve kimseye konduramadığım bir şeyi ablama yaşatmış olamazlardı. Yanlış duymuş olmalıyım. Bir konuda yanılmayı hiç bu kadar çok istememiştim. Yüzüme bakmaya bile utanıyormuş gibi kalktığı koltuğa yığıldı. Annem öleli henüz bir hafta olmuşken beni aradı. Dizlerinin üzerinde duran parmaklarıyla oynarken ısrarla bana bakmıyordu. Carlos'la görüşmek şöyle dursun, onu görmeye bile tahammül edemezdim ama annen için dedi. Başını sallayarak kendi sözlerini onayladı. Anneni görmek istiyorsan sana vereceğim adrese gel dedi. Gitmemiş ol demeyi o kadar çok istiyordum ki ama gittiğini biliyorum. Annemin ölümünden bir hafta sonra evi terk ettiğine göre o aşağılık herifle görüşmeye gitmişti. Bana annemin yaşadığını ve bunu bana kanıtlayacağını söylemişti. Ayağa kalkıp bana sırtını dönerek pencereye yürüdü. Kim olsa annesi için giderdi. Bana bakmamanın en iyi yolu camdan dışarıyı izlemekti. Gittim Efil ona gittim. Gözlerinden süren bir damla yaşı o görmeden hızlıca sildim. Gitmemeliydi. Allah kahretsin onlara gitmemeliydi. Bana sırtı dönük bir halde dışarıyı izlerken sesi ağlamaklıydı. Bir sakı kızları için planları vardı diye fısıldadığında titreyen sesi bir ağıttan farklı değildi. Bizim anne ve babamız için yapacağımız şeyler vardı. Dudaklarından bir ışkırık çıktığında onları yaşatmalıydık yoksa ölürlerdi dedi. O benim tüm hayatımı bilirken ben onunla ilgili hiçbir şey bilmek istemediğimi fark ettim. Onun dünyasının benimkinden daha korkunç olduğunu anladığımda hiçbir şey bilmek istemedim. İşte bu yüzden yol yakınken onun dünyasına girmeden buradan gitmek istiyordum. Gözlerim kapıyı bulduğunda sen babanı yaşatmalıydın diyen içli sesini duydum ben de annemi. Babam için hiçbir şey yapmadım. Artık kendini böyle mi kandırıyorsun? Alay ederek bana döndüğünde dalga geçmek için bile olsa yüzünde tebessümün emaresi yoktu. Baban senden o patlamayı çıkarmanı istediğinde ne oldu? Efil, birçok şey.
Kas katı kesildiğimde gereken tüm cevapları değişen suratımda alıyordu. Tek bir patlamayla gözlerini, dostlarını ve her şeyini kaybettin. Peki çok sevgili baban o gece ne kaybetti? Hiçbir şey. Bir kayıp yaşamadığı gibi üzerine bir de ona madalya verdiler. Ülkesi için kızını bile gözden çıkaran kahraman asker Albay Asım Saka. Bundan bahsetmek bile canımı sıktığı için çantamdaki sigara paketini çıkardım. Hepsi bu da değil. Bulunduğu yerden beni izliyordu. O geceki patlamayla babam bir şey daha kazandı ve o da kendi hayatıydı. Buruk bir şekilde gülerek başını salladı. Artık Carlos onun değil 8 yaşındaki küçük kızının sorunuydu. O patlamayla baban hedef olmaktan çıktı ve sen potaya girdin. Sen artık bir terör örgütünün oğlunu öldüren o çocuktun. Yaktığım sigaranın dumanını içime çekerek kapıya yakın olan duvara sırtımı yasladım. Zaten bildiğim şeyleri bana neden anlatıyorsun? Bir de benden dinle çünkü senin hastalıklı zihnin olaylara farklı açıdan bakıyor. Elimdeki sigara paketini işaret edince çakmağı paketin içine koyup onu attım. Havada yakaladığı paketten bir daha sigara çıkartırken o günden sonra baban bizim için ne yaptı diye sordu. Bizi hiçbir işe yaramayan o tanık koruma programına aldırmak dışında bizim için ne yaptı? Nereden bileyim ben? Hiçbir şey yapmadığını sen de çok iyi biliyorsun. İkimiz de evin farklı duvarlarına yaslanıp sigaramızı içerken artık gitmek istiyordum. Başımıza Carlos gibi bir belaya musallat ettiği halde yanımızda kalmadı. Bizi korumak yerine bir görevden diğerine koşmaya devam etti. O patlamanın yaşandığı gece kadınlar ve çocukları aldıklarında ve her anneden bir çocuk kopardıklarında baban yanımızda değildi. Saçlarımı işaret etti. Carlos bizi kaçırıp saçına siyah bir toka taktığında da baban yanımızda değildi. Annemi son kez gördüğümüz o gece de baban yanımızda değildi. Başını iki yana salladı. Ona ihtiyacımız olduğu zamanlarda hiç yanımızda olmadı. Gözlerinde aşağılayıcı bir ifade olduğunda bunun nedeni bir aptal olduğumu düşünmesiydi. Yanımızda olması için daha kas kes kaçırılıp kendimizden bir şeyler kaybetmemiz gerekiyordu. Başıyla camdan dışarısını işaret etti. Hiç tanımadığımız o insanları kurtarmak neden bizden daha önemliydi? O kadar berbatlar ki çoğu kurtarılmayı bile hak etmiyor. Yara ettiğim sigaramdan bir nefes daha çekerek kendimi dumana boğdum. Babamın iyi bir koca ve iyi bir baba olduğunu hiçbir zaman savunmadığımı biliyorsun. Ancak o iyi bir askerdi ve kurtardığı insanların büyük bir bölümü kurtarılmayı hak ediyordu. O herif hala yaşıyorsa bu senin sayende. Gerçeklikten uzak bir şekilde güldüm. Bana bilmediğim bir şey söyle. Eğer ben Carlos'un öfkesini üzerime çekmeseydim şimdiye kadar kim bilir kaç kez babamı öldürmüştü. Belki de bizi bu yüzden eğitti dedim alayla. Umursamaz bir ifadeyle başımı duvara yaslayıp nemli tabana baktım. Onun yokluğunda aileyi korumamız için. İşe yaradı da. Bir süre sustu fakat daha sonra söyledikleri hızla ona dönmeden oldu. Bizi aşıladığı şeyler yüzünden sen babana kalkan oldun. Ben de annem için Maraslıyanların nokta noktası. Sen babana etten bir kalkan olurken 8 yaşındaydın. Ben de annemin kalkanı olurken 16'sındaydım. Bakışlarım doğrudan onu bulduğunda sigarayı dudaklarına yaklaştırdığı eli titriyordu. Hak etmediği şeyler yaşayan sadece sen değilsin. Dudaklarından sülen gri duman yüzünü yalayıp kirpiklerini titreştirdi. O gün Carlos bana annemin videosunu izletti diye fısıldadı. Bir hücrede perişan bir haldeydi. Gözleri dolarken gülmek için kendini zorladı. O kadar savunmasız görünüyordu ki videoda olsa bile gözlerindeki o korkuyu ve çaresizliği gördüm. Yürüyüp elindeki sigaranın izmaritini sobanın içine attı. Annem korkuyordu. Efil. Çünkü hep olduğu gibi babamın ona geç kalacağını biliyordu. Bana sırtını dönüp tekrar pencereye yürüdü. Fazla savunmasız ve kimsesiz görünüyordu. İçerideki sigara dumanı çıksın diye pencereyi açtı. Beni hep dışlayan baban sayesinde kimsesizlik duygusunu çok iyi bildiğim için annemin kimsesi olmak istedim. Yönünü bana doğru çevirdiğinde titreşen gözlerinden bir damla yaş aktı. Bunun için bazı bedeller ödemem gerekiyordu. İlk gözyaşı sol gözünden akmıştı. Bir tek bu konuda birbirimize benziyorduk. Islak kirpiklerin arasından gözlerimin içine bakınca aceleyle başımı iki yana salladım. Söyleme. Ona yalvardığımın farkında bile değildim. Söyleme. Gazel, bildiklerin sende kalsın. Duymak istemiyordum. Allah kahretsin ki duymak istemiyordum çünkü duyacaklarım hazır değildim. Başını eğdiğinde o günlere tekrar dönmüş gibi yıkık bir haldeydi. Efil diye fısıldadı ama başını kaldırıp bana bakmadı. Utanç ve acı karışımı gözlerini benden sakladı. Bu utanç ona aitmiş gibi yüzüme bile bakamadı. Carlos bana annemin yaşadığını gösterdikten sonra hemen müdahale edip Gazel sus dedim. Susmalıydı. Karşı koyarsam annemi öldürecekti.
Yeter, sus! Bağırarak sesini kesmeye çalıştım. Duyamam. O lanet kelimeyi bir kez de ondan duyamam. Duymazsam belki daha kolay atlatırım. Belki de öyle bir şeyin hiç yaşanmadığına kendimi ikna ederim. Bir süre sessiz kaldı ancak bu çok uzun sürmedi. Dudaklarından kaçan hıçkırığı tüm direncini kırmış gibi gözyaşları hızla aktı. O bana tecavüz etti. Çoktan sönen sigaranın izmariti parmaklarımın arasından düştü. Ona karşılık verip kendimi savunamıyordum çünkü bunu yaparsam annemi öldüreceğini söylüyordu. Kemiklerime kadar acıdım. Eğer cümlelerin öldürücü gücü olmasaydı belki de bu denli sarsılmazdım. Duymaktan kaçındığım üç kelime ablamın titreyen dudaklarından dökülmüştü. Bana tecavüz etti. Artık istesem de bu gerçekten kaçamazdım. Babamın düşmanı ablama tecavüz etmişti. Carlos'u öldürdüğüme o kadar pişmanım ki ölmek onun için kurtuluş olmuştu. Sol gözümden süzülen bir damla yaşı ıslak gözlerle izledi. İşimin yangını dilime pelesenk olduğu için belki ona bir şey diyemedim ama tek bir damla yaşım gerekenden fazlasını söylüyordu. Ben gerçek anlamda acıyınca sol gözümden yaş akıtırdım. Çünkü sağ göz mutluluktan, sol göz ise saf acıdan akıtırdı gözyaşını. Konuşmak için kendimi zorlayıp söylememem gereken en saçma şeyi söyledim. Bilmiyordum. Gazel dediğimde dizlerinin üzerine düştü ve başını yere ağlamaya başladı. Bu cümlenin ikimiz için de mazisi hazindi. Yıllardır kabuslarımızı süsleyen bu cümleyi yıllar sonra benden bir kez daha duyunca yere yıkılmıştı. Anneme vurduğum o gece benden duyduğu son şey, bilmiyordum, gazel olmuştu. Ben yıllarca kabuslarında gazelin "Efi sen ne yaptın?" diyen sesini duymuştum. Tepkisine bakılır sonun da yıllarca kabuslarında duyduğu ses, bilmiyordum, gazel diyen sesimdi. Onu ilk kez diz çökmüş bir halde görüyordum. Gazel saka her şey olabilirdi ama asla zayıf bir savaşçı olmazdı. Oysa ki şimdi o kadar kırılgan ve zayıf görünüyordu ki sanki tüm dünya gelse kimse onu düştüğü bu yerden kaldıramazdı. Kimsenin değil, benim karşımda yakılmıştı. Kim bilir kaç yıldır tutuyordu gözyaşlarını. İçine attığı acılara yıllarca direnmiş gibi onca zamandan sonra daha fazla dayanamamıştı. Bana bunu yaşattıklarında sadece 16 yaşındaydım. Dudaklarımı birbirine bastırıp boğazımı tırmalayan çığlığa engel oldum. Oysa ki yanına gidip ona sarılarak ağlamaya o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Ancak yerimden bile kıpırdayamıyordum. Çocuk sayılırdım. Sayılmazdı o yıllarda, zaten çocuktu. Başını biraz dayayarak güzel yüzünü tamamen benden gizledi. 16 yaşında bekaretimi kaybederken bana karşı çok acımasızdı. Hala her saniyesini hatırlıyorum. İstesem de unutamıyorum çünkü bir kez olan bir şey değildi. Dizlerinin üzerine duran ellere bir kez daha birleşti. Sert, acımasız ve aşağılayıcıydı. Kafamın içinde canlanan sahneler beni öldürebilirdi. Kör bir bıçakla etimi kanırta kanırta kestiklerini hissederken hala nasıl ölmüyorum aklım almıyordu. Oysa ki gazelin anlattıkları bana soğuk bir mezarı hissettiriyordu. O anlatıyordu, lakin ben ölüyordum. Ablama dokunan kirli eller boğazımı sıkıp benim nefesimi kesiyordu. O anlattıkça ben yaşıyordum o iğrenç olayı. Sus artık derken bile o kadar aciz ve bencildim ki onun artık konuşmaya ihtiyacı vardı. Gözlerinde durmaksızın yaşlar akarken dalgın bir şekilde yerdeki kirli ve eski fayanslara bakıyordu. O gece hepsi sırasıyla bana tecavüz etti. Kas katı kesildim. Ne çığlıklarım onları durdurdu, ne de yalvarışlarım. Hepsi derken yıkıl dünya. Benim yıkıldığım gibi artık sen de yıkıl. Bu sefer yüzük parmağının ucuna dokunuyordu. Biz asker çocukları parmakların işaretini unutmazdık. O da unutmamıştı. Ne zaman canımız yansa veya kendimizi güvende hissetmezsek farkında olmadan bir parmağımızın ucuna dokunurduk. Bunu yaptığımızın bile farkında olmaktı. Yardım istiyorsan yüzük parmağına dokun. Hıçkırıklara boğulmamak için yumruğumu ısırdım. 16 yaşında tecavüz ararken kim bilir kaç kez dokunmuştu yüzük parmağına. Efil diye mırıldandı utanç dolu bir sesle. Öldürdüğün tüm o adamlar bana defalarca kez tecavüz etti. Kalbim yoğun bir acıyla kasıldı. Dizlerimin üzerine öyle bir düştüm ki yaslandığım duvarın önünde artık omuzları sarsıla sarsıla ağlayan bendim. Bizi her anlamda bitirmişlerdi. Tıpkı benim gibi sesli bir şekilde ağlarken nihayet başını kaldırıp ıslak gözlerle bana baktı. Yaşlar yüzünü ıslatırken bana öyle bir baktı ki içim titredi. Çok korkmuş ve utanmıştım. O lanet anı tekrar ve tekrar yaşıyormuş gibi kendini korumak istercesine kollarını kendine sardı. Carlos, Hector ve onun babası William diye fısıldadı. Her gece biri mutlaka odama geliyordu ve bunlar olurken
Ben daha 16 yaşındaydım. Ablama dokunduklarını bilmeden üçünü de havaya uçurup parçalarına ayırmıştım. Eğer bu duyduklarımı önceden öğrenseydim onları bu kadar kolay öldürmezdim. Lanet olsun. Bunlar duymayı beklediğim şeyler değildi. Kendimi zorlayarak artık geçti dedim, bir şeyler söyleme ihtiyacı hissederek. Geçmeyecekti. Gözyaşları içinde başını iki yana salladı. Geçmiyor diye fısıldadığında yardım ister gibiydi. 13 yıl boyunca yaşadım ben bunu ve geçmiyor, geçmek bilmiyor. Geçmezdi. Keşke geçse ama bizi yaşatılan hiçbir şey geçmiyordu. Bir yetim gibi kaşlara büküldü. Onların yanında neler yaşadığımı veya nelere zorlandığımı bilmiyorsun diyerek acımı katladı. Ne zaman onlara dirensem bana annemi öldüreceklerinden bahsediyorlardı. Titreyen dudaklarına birbirine bastırarak başını salladı. Boyun eğdiğim her şey annemi yaşatıyordu ama beni öldürüyordu. Tıpkı babamı yaşatan her şeyin beni öldürdüğü gibi. Gözlerimin içine böyle bakmaması için her şeyimi verebilirdim. Kimsesiz, kırılgan ve acı doluydu bakışları. Tanıdığım o gazelden çok farklı biri vardı karşımda. Odama gelecekler diye geceleri uyuyamıyordum. Omuzlarını kaldırıp indirdi. Hala öyle. Çenesi titrerken ıslak gözlerle iç çekti. Hepsi öldü ama dışarıda en küçük bir çıtırtı duysam onlardan biri odama girdi sanıyor ve sıçrayarak uyanıyorum. Elinin telsiyle gözyaşlarını sildiğinde bakışları isyan eder gibi sarsıcıydı. Tüm bunları annemi yaşatmak için katlandım ama o beni hatırlamıyor bile. Kalbim sıkıştığında kırgınlığının bende yarattığı dalgaya hazır değildim. Ben onun için ölmelere doymazken o kendine yeni bir çocuk doğurmuş ve hayatını yaşıyormuş. O kadar savunmasız ve kırılgandı ki ona sarılarak tüm yaralarını iyileştirmek istedim ama onun her bir parçası her yere dağılmış gibiydi. Sanki bir cesede bakıyordum. Ablam 16 yaşında çoktan ölmüştü. Daha fazla dayanamayıp hemen yanına gittim. Yanına diz çöküp onu kollarımın arasına çektiğimde sanki ikimizin de ihtiyacı olan tek şey buymuş gibi geldi. Ona sımsıkı sarılarak göğsümü gözyaşlarına yuva yaptım. Anlattıkça ağladı, dinledikçe onunla ağladım. 14 yılın ardından abla kardeş bugün ilk kez birbirimize sığınmıştık. Onu bir daha asla bırakmayacağım. Olması gereken yer burasıydı. Benim kollarımın arası ve benim yanım. Sözlerinin bende yarattığı depremden habersiz. Bizi unutmuş diyor dağlayarak. Onun için çektiğimiz tüm o acılardan habersiz mutlu bir hayatı var. Onca yıl onu bulmak için katlandığım şeylerin karşılığı bu olmamalıydı. Gözyaşlarım onunkilere karışırken evet bile diyemedim. Bizi unutmamalıydı. Bir süre ikimiz de sustuk çünkü ne onu konuşmaya gücü kalmıştı ne de benim dinlemeye. Biz sustukça gözyaşlarımız akmaya devam etti. Belki de gazel yıllar sonra ilk kez ağlıyordu. Benim gibi çok kolay ağlayan biri değildi. 14 yılın birikimini bir zamanlar zorbalık yaptığı küçük kardeşinin kollarında ağlayarak dindirdi. Annem kardeş kardeşin düşman olmaz derken çok haklıydı. Herkes giderdi lakin kardeş kalırdı. Canın yandığında günün sonunda yardımına koşan bir tek kardeşin olurdu. Eğer neden evden ayrıldığını bilseydim onu aramaya hiç bırakmazdım. Belki de ben ondan çok kolay vazgeçtim. Bize ihanet ettiğine çok kolay inanıp ondan vazgeçtim. Bunda babamın beni manipüle etmesinin de payı vardı. Gazel'in düşmanlarımızın safına geçtiğini ve bize ihanet ettiğini söyleyip durmuştu. Bilinçaltıma bunu yerleştirecek kadar çok sık söylemişti. Bunun tek suçlusu babam değildi çünkü ben de suçluydum. Ona bu kadar kolay inanmamalıydım. Gazel'in gitmek için sebepler olacağını düşünmek yerine babama inanmıştım. Hiçbirimiz Gazel'in bunu neden yaptığını sorgulamadık. Ondan çok kolay vazgeçmiştik. Hadi ben o yıllarda 13 yaşında bir çocuktum. Peki ya babam? Babam nasıl kızından vazgeçti? Nasıl düşmedi peşine? Neden savaşmadı onun için? Çünkü babam için vazgeçmek en kolayıydı. Dağların aslanı bir tek konu ailesi olunca yetersizdi. Bizi ayıracak vakti o kadar yoktu ki bizimle ilgilenmek yerine bizden nefret edip hayatından çıkarmak onun için daha kolaydı. Böylelikle ayaklarının altında dolaşıp ona ayak bağı olmazdık. Babam bizim sebebimiz olmuştu. Maraslıyanların saltanatı geçen yıl yıkılmıştı ancak bizde açtıkları yaralar hala kapanmamıştı. Onların 13 yıl boyunca işkence ettikleri tek kişi ben değilmişim. Gazel'in canını da en az benim kadar yakmışlardı, hatta benden bile fazla. Ben onlardan birilerini sadece yılda bir kez doğum günlerinde görüyordum. Ancak Gazel onları 13 yıl boyunca hayatının her karesinde görmüş, onların zulümlerine boyun eğmişti. Bakıldığında hedefte ben vardım ama asıl kurban Gazel'di. Annemi yaşatmak için katlandığı tüm o şeyleri tahmin bile edemiyorum. Bana küçük bir kısmını anlatmasına rağmen yıkılmış durumdaydım.
sildikçe gözyaşlarım akıp duruyordu. Gazel, benimle o kafese de bu yüzden girmişti değil mi? Annemi yaşatmaya devam etmek için. Amacı beni öldürmek olsaydı ona karşılık vermediğim tüm o anlar da bunu zaten yapardı. Yapmamıştı çünkü bana zaman kazandırmak için kafesin içinde oyalanmıştı. Karın ve Duhan'ın yardımımıza gelmesi için bilerek kafeste oyalanmıştı. O gün Kadem'i de kurtarmıştı çünkü Kadem'i arkasındaki adam konusunda uyarmıştı. Kumarhane baskınında da bize sıktığı kurşunlar hep ıskaydı. Oysa ki tıpkı benim gibi Gazel de usta bir nişancıydı. Yani kolay kolay ıskalamazdı. O gün fazla üzerinde durmamıştım ancak şimdi düşününce bunu bilinçli yaptığını anlıyorum. Haberim olmadan bana kaç kez yardım ettin diye sorarken ağlamaktan setim çatallaşmıştı. Derin bir nefes alıp benden ayrıldığında umarsızca omuzlarını silkti. Önemi yok. Israr ettim. Benim işim var. Bilmem gereken her şeyi anlat. Bu işin peşini kolay kolay bırakmayacağımı anladığı için ayağa kalkıp köşedeki sehpaya doğru yürüdü. Sehpanın üzerinde kağıt mendillerden birkaçını alıp yüzünü silmeye başladı. Onların yanında olmamın tek amacı annem hayatı tutmak değildi. Sen ve babanı korumak için de oradaydım. Sigara paketini çakma ve kül tablasını alarak koltuğuna doğru yürüdü. İşlerinde olursam sizin için planladıkları her şeyi önceden öğrenebilirdim. Yerine oturup elindekileri yanına bıraktı. İlk birkaç yılım sadakatimi test etmeleriyle geçti. Paketten bir daha sigara çıkartarak yaktı. Her konuda beni test ettiklerini bildiğim için rolümü iyi oynuyordum. Yanındaki koltuğa geçerek sigara paketine uzandım. Tüm bu olanlardan sonra benim değişmeye ihtiyacım vardı. Gri duman dudakları arasından süzülürken gözleri tekrar doldu. Bana yaptıkları şeylerden zevk alıyormuş gibi davranıyor. Bana verdikleri her kirli işi onların adına sorunsuz bir şekilde hallediyordum. Vur dediklerine vuruyor, bırak dediklerini yaşatıyordum. Babanın saat dükkanını bile kundaklayan bendim çünkü yapıp yapmayacağımı görmek istediler. Buz kestim. Babam haklı mıydı? O yangın Gazel'in işi miydi? Başını çevirip omzunun üzerinden bir süre beni izledi. Bakışları kırgın ama bir o kadar da işsizdi. O gün sadece dükkana kalkmakla kalmadım. Carlos'a Asım Sakay'ı da öldürmemi ister misin diye de sordum. Gözlerim titreştiğinde başını ikene salladı. Yapmazdım ama yapmaya can atıyormuş gibi görünmek bana güvenmesini sağladı. Carlos'u iyi tanıyordum, kimseye kolay bir ölüm yaşatmazdı. Benden onu öldürmemi istemeyeceğini biliyordum. O kundaklama olayını hatırlıyorum. Bunda Gazel'in parmağı olduğu aklıma bile gelmemişti ama babam bunu Gazel'in yaptığını tahmin etmişti. Çünkü Gazel'in ondan ölesiye nefret ettiğini düşünüyordu ve hala da böyle düşünüyordu. Sigarasını içerken bakışları pencereden dışarıya dalgınca bakıyordu. Onların güvenini kazandıktan sonra her şey daha kolay oldu. Sizden nefret ettiğime inanıyorlardı çünkü bu konuda gereken her şeyi yapıyordum. Bir süre sonra planlarına beni de dahil etmeye başladılar. Güldü ama bu gerçek bir gülümseme değildi. Sizin haberiniz bile olmadan birçok belayı sizin için savuşturdum. Tabii bunu yaparken benden şüphe etmeyecekleri kadar temiz çalışıyordum. Başını çevirip manidar gözlerle tekrar bana baktı. Onların yanındaki 5. yılımda peşindeki tetikçiyi buldum. Midem kasıldı. Tetikçiyi buldun mu? Bunu sorarken bile şaşkınlığım yüzüme yansıyordu. Düz bir ifadeyle onu buldum ve ondan kurtuldum dedi. Doğal sebeplerden ölmüş gibi gösterdim. Senin için yeni atadıkları tetikçiyle de gizli bir dostluk kurdum. Onun işi seni öldürmek değil korumaktı. Kinayeli bir ifadeyle kaşlarını kaldırdı. Kumarhanedeki odada sıkışıp kaldığında tetikçinin seni koruduğunu bilmiyor olamazsın. Hepsini benim için yaptı ama o baskından sonra Hector ondan şüphelendi. Kalbim hızlandı. Öyle ki parmakların arasındaki sigara bile titriyordu. Gazel aslında benden hiç vazgeçmemişti. Tetikçi dostunu kaybetmiş olmalı ki gözlerine yaşlar birikti. Bakışlarını hemen kaçırıp tekrar camdan dışarı bakmaya başladı. Hector onu öldürüp peşine yeni birini taktı. O nokta nokta da tokayı çıkardığın ilk fırsatta seni vurdu. İçi acımışçasına yüzünü ovuşturdu. Bir sokak lambasının altında bunu yaptı. Engel olamadım çünkü Hector ve Carlo'nun annem için yaptığı anlaşmayı bilmiyordum. O sıralar arkadaşımın kaybının üzüntüsünü yaşıyordum. O benim tek dostumdu. Kaburgalarım birbirine geçmiş gibi göğüs kafesinde bir sızı oluştu. Benim için bu kadarını yaptığını hayal dahi edemezdim. Bunların hiçbirini bilmiyordum çünkü onca yıl peşimdeki hep aynı tetikçi sanmıştım. Oysa ki hayatımda 3 farklı tetikçi gelip geçmiş. Birincisinde Gazel öldürmüş, ikincisi beni korumaya çalışırken ölmüş ve üçüncüsü de beni göğsümden vurmuştu. Gazel'in dostu olan tetikçi birçok konuda bana iltimas sağladığı için peşimdeki tüm tetikçileri o sanmıştım. Bu yüzden ister istemez katilime sempati duymuştum. Öyle ki sol göğsümden vurulunca özellikle kalbimi ıskaladığını düşünmüştüm. Oysa ki o beni koruyan tetikçi değilmiş ve beni öldürmeye çalışırken bilinçsizce ıskalamış.
Her bir konuşma ikimiz için çok sarsıcı geçtiği için benim dinlemeye, onun da anlatmaya gücü yoktu. Bu yüzden sık sık kendimizi toparlamak için susuyorduk. 5 dakikalık bir sessizlikten sonra içtiği sigaranın Necim Aret'ini kül tablasına bastırdı. Açık artırmada anahtarı, yani o tarağı sana ben aldırdım diyerek bir kez daha beni afallattı. Bu da mı onun işiydi? Apaçık bir alayla bana bakıyordu. Önünde yürüyen o iki kişinin Carlos hakkında konuşması sence tesadüf müydü? Ya da sunucu kadının tarağısına satmak için bu kadar istekli olması? Yüzünü buruşturdu. Kuruş mu? Ciddi misin? Deyince sinirden güldüm. Kadem yüzünden tarağı kuruş farkıyla atmıştık. Peki o garip tarağı bana neden aldırdın? Bu arada o hala bende. Gülerek başını iki yana salladı. Sendeki anahtar gerçeğinin replikası. Onları değiştirdiğimi bile fark etmedin değil mi? Kısık bir sesle küfrettim. Hangi ara yaptın bunu? Daha güçlü şeyler yaptığım olmuştu. Bir anahtarı değiştirmek zor değildi. Bu bir cevap değil diyerek koluna dokunduğumda irkilince kalbim kasıldı. Ateşe dokunmuşum gibi elimi hemen çektim. Habersiz bir şekilde ona dokunulduğunda korkup refleks gösteriyordu. Bir gün gazeli böyle göreceğimi hayal dahi edemezdim. Ona dokununca ürküp sıçramıştı. Bunu görmek benim için ölüm gibiydi. Bakışlarım ona berbat hissettiriyor olmalı ki başını yukarı kaldırıp derin derin nefesler almaya çalıştı. Bu benim de sıklıkla yaptığım bir hareketti. Gözyaşlarını tutmaya çalışan tüm insanların yaptığı gibi bir şeydi. Boğazında bir yumru oluştuğunda güçlükle yutkunduğunu gördüm. Bilmiyorsun ve umarım nasıl bir his olduğunu öğrenmek zorunda da kalmazsın. Kendilerine zora dokunan insanlar diyerek başını eğdi ve acı çekercesine gözlerime baktı. Sevdiği insanların ona dokunmasından bile ürker. Soluğum kesildi. Öyle ki kaburgalarım parçalanıp kalbime battı. Özür dilerim dedim ağlamaklı bir sesle. Yaşamak zorunda kaldığım ve sana yaşatılan her şey için özür dilerim. Başım öne büküldüğünde her şeyin tek suçlusu benmişim gibi tekrar ağlamaya başladım. Eğer Carlos'un oğlunu öldürmeseydim yine değişen bir şey olmazdı. Uzun zaman sonra bir abla gibi koltuğundan kalkıp koltuğumun kenarına oturdu. Omuzlarımdan tutup beni göğsüne çekerken benim ona az önce yaptığım şeyi şimdi o bana yapıyordu. Beni göğsüne bastırıp teselli etmek istercesine senin suçun değildi dedi ve bu beni daha çok ağlattı. Yıllardır alemden birinin bunu bana söylemesini o kadar çok beklemiştim ki. Olanların benim suçum olmadığını duymayı çok beklemiştim. Bir anne şefkatiyle saçlarımı okşayıp senin suçun değildi dediğinde sesi yatıştırıcıydı. Sen o patlamayı çıkarmadan önce de Carlos hayatımızdaydı. Babamla olan husumetinin suçlusu biz değiliz. Biz onların kurbanlarıyız. Benim ağlayarak alnını saçlarımın tepesine bastırdı. Üzgünüm. Bunu sana söylemek için çok geç kaldım ama hiçbiri senin suçun değildi. Bunu duymanın bana iyi geleceğini hep düşünmüştüm ama iyi gelmedi. Zamanı geriye alıp gazelin yaşadıklarını engellemenin bir yolu olmadığı için hiçbir teselli sözcüğü bana iyi gelmiyordu. Odanın içi serinleyince bir süre benden ayrılıp sobaya doğru yürüdü. Yıllarca annemin Carlos'un esiri olduğunu düşündüm. Onu bir depoda tutup ona işkence ettiklerini düşündüm diyerek iç çekti. Onu aramadığım yer kalmamıştı ama Carlos'a ait hiçbir yerde değildi. Sobanın kapağını açıp metal kovanın içindeki odunlardan birkaçını sobaya attı. Son yıllarda Carlos'un çok iyi korunan bir deposu daha olduğunu öğrendim. Açık artırmada Carlos'tan önce sana aldırdığım o tarak Carlos'un herkesten sır gibi sakladığı o deponun anahtarıydı. Annemin tutulduğunu düşündüğü deponun anahtarını bana aldırmıştı. Çok zekice bir hamleydi çünkü anahtarı olması gereken en doğru kişiye aldırmıştı. Karun'un himayesi altındaydım ve Carlos, Karun'un engelini aşıp kolay kolay benden o anahtarı alamazdı. Aynı zamanda çok aptalca bir hareketti çünkü içinde annemin olduğunu düşündüğü bir anahtarı kendi almak yerine bana aldırmıştı. İyi ki annem o depoda değilmiş çünkü anahtarın bende olduğu tüm o aylarda kadın içeride açlıktan ölürdü. Artık ona nasıl bakıyorsam bakışlarımdan ne düşündüğümü anlamıştı. Onu beslemekle uğraşmamak için deponun içinde konservelerle falan doğruluklarını düşünmüştüm diye omurdanınca sinirden güldüm. Bazı konularda hala çok aptaldı. Dedim kollarımı göğsümde birleştirerek. Sonra ne oldu? Masadaki suya uzanarak bakışlarını kaçırdı. Annemin tutulduğunu düşündüğüm o depoya gittim. Kömür karası gözleri buğulandığında yaşlar güzel gözlerine akın etti. Deponun kapısını açarken beni görmeliydin. Binlerce duyguyu aynı anda yaşadığım için kapıyı bir türlü açamadım. O kapının arkasında annem var sanıyordum. Titreyen ellerine gizlemek için bana sırtını dönüp sobanın kapağını kapattı. Bugün benimle olan tüm bu konuşma ona acı veriyordu çünkü anlatmak istemediği her şeyi anlatmak için kendini zorluyordu.
Canını yakan tüm defterleri tozlu raflardan çıkartıp hepsini sırasıyla açmak onun için kolay değildi. Sanki tüm bunlar onun günlüğüydü ve her cümlesiyle bana günlüğünden bir satırı okuyup geçmişi yeniden yaşıyordu. Heyecan, korku, panik, acı ve sevinci aynı anda yaşıyordum. Heyecanlıydım çünkü annemi görecektim. Sandığı gibi annem orada değildi, annemin kendine ait bir hayatı vardı. Burukça gülümsedi. Korkuyordum çünkü onu ne halde bulacağımı bilmiyordum. Paniklemiştim, sebebi de ona geç kalma düşüncesiydi. Ya öldüyse diye acı çekiyor, iyidir diyerek kendimi kandırıyordum. Oysa kendim o kapının arkasında bile değildi, hiç olmamıştı. Küçük bir çocuğun mahzunluğuyla bana bakınca kalbim 40 yerinden parçalandı. Boş defil diye fısıldadı. Elinde erma şekeri alınan bir çocuğun küskünlüğüyle boştu diyerek başını ilk yana salladı. Annem orada değildi. Meğerse orada olan şey Carlos'un herkesten sakladığı kirli işlerinin belgeleriymiş. Canı acıdıkta titreyişlerini kontrol altında tutmaya çalıştı. Onu orada bulamayınca çıldırdım. Oradaki her şeyi etrafa saçıp depoda bir yangın çıkartacak kadar kendimi kaybettim. Her şey çok zordu. Tahmin edebiliyordum. Peki annemin yerini nasıl buldun? Karun beni ona götürdü. Şaşırdım, Karun mu? Başını sallayarak evet dedi. Annemi bulamamıştım, üstelik herkes gibi senin de öldüğünü düşünüyordum. Bir anda her şeyimi kaybetmiştim. Bir mezbahada alkol komasına girmek üzereyken Karun gelip beni buldu. Gözlerimin içine bakarak bir nevi beni kurtar dedi isti bir sesle. O gecenin sonunda intihar bile edebilirdim. Kanım dondu. Karun beni ölü sanıp yasımı tutarken bile gazeli sahipsiz bırakmamıştı. O gece beni bir otele götürdü. Tüm hikayeyi bana anlatırken gözleri sık sık uzaklara dalıp gidiyordu. Sabaha ayılmanın bir yolunu bul çünkü tekrar gelip seni annene götüreceğim demişti. Islak gözlerle başını salladı. Beni hayata bağlayan tek cümle buydu. Sabah anneme gidecektim. Eskisi gibi bana kızım deyip sarılınca onun için çektiğim tüm o acılar geçecekti. Kirpiklerin arasından süzülen birkaç damla yaşa direnemedim. Çektiği acılar son bulmamıştı çünkü annem ona hiç sarılmamıştı. Annemi görünce yaşadığı hayal kırıklığının büyüklüğünü tahmin bile edemiyorum. Uğruna onca acıya katlandığı annesini evli ve çocuklu görmüştü. Bunun üstesinden gelebildiğini sanmıyorum. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen annem için ondan çalınan 13 yılın kırgınlığını saklayamıyordu. Gözlerinden süzülen yaşları hızlıca sildi. O mutlu dediğinde sesi kırgın ve buruktu. Çok mutlu. Bakışlarını benden kaçırıp benim dışımda her yere bakmaya başladı. Düşündüğüm gibi onca yıl işkence görüp acı çekmediğine seviniyorum ama çenesi titreyince ıslak gözlerle bana bakmak zorunda kaldı. Ben hiç mutlu değilim. Yıllarca canımı o kadar çok yaktılar ki her defasında dayan dedim kendime. Dayan, tüm bunların sonunda annene kavuşmak var dedim. Bana sırtını dönerek çektiği acıyı gizlemeye çalışıyordu. Oysa ki beni bekleyen bir anne hiç yokmuş. Her karanlığın sonunda bir ışık olduğunu düşünecek kadar aptalım. Gözlerim üzerindeki siyah kıyafetler de oyalandı. Yaşadığı karanlığı yıllardır üzerinde taşıyormuş gibiydi. Aradığı ışığı hala bulamamış gibi yası bitmemiş, renkli kıyafetler onun vücudunu sarmamıştı. Hüzünlü gözlerle yerdeki halıya bakarken bazılarımız için tünelin sonunda bir ışık yok diye fısıldadı. Boğuluyordum, boğuluyor, nefes alamıyor, duyduklarımın acısını kaldıramıyordum. Annemi görünce ben de onun gibi mi hissedecektim? Yıllardır özlemini çektiğim kadını görünce ben de bu kadar çok incinecek miydim? Bütün bunlar çok fazlaydı. Bir kez daha yanına gidip ona sarılamıyordum bile. Buna ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmeme rağmen bunu yapamıyordum çünkü hiç iyi değildim. Biraz yalnız kalıp nefes almaya ihtiyacım vardı. Artık gitmeliyim. Hızlıca kapıya yürüdüğümde yalnız kalmaya ne kadar çok ihtiyacım olduğunu bildiği için beni durdurmadı. Buradan ve ondan uzaklaşmam lazımdı. Gözlerimin önünde parçalarım ayrılmadan önce kaçıp uzaklaşmalıydım. Bu yüzden koşarak dışarı çıktım. Daha fazlasını duymaya gücüm kalmamıştı. Kendimi biraz toparlamadan buna devam edemem. Koşarak evden çıktığımda Karun'u gördüm. Gitmemişti. Ben içeri girdiğimde gideceğini söylemişti ancak gitmemiş, gidememişti. Gazelle olan yüzleşmemin beni nedenle inciteceğini bildiği için beni yalnız bırakmak istememişti. Ona ihtiyacım olursa diye buradaydı. Kalçasını arabanın kaportasına yaslayarak sigarasını içerken beni gördü. Koşarak dışarı çıktığımı görünce elindeki sigarayı hemen yere atıp bana doğru bir adım attı. Yaşlarını ıslattığı yüzüme bakması bile ona korktuğu her şeyi yaşatıyordu. Biliyordun diye bağırdım onu suçlayarak. Ablama yaptıkları şeyi biliyordun ama sustun. Bunun olmasından hep korkmuş gibi sertçe yutkundu. Biliyordun ve Hector'u havaya uçurmama izin verdin.
Oysa ki ona havaya uçurmak yerine elime kör bir testere almalı ve her uzvunu canlı canlı kesmeliydim. Ondan kapacağım virüsleri umursamadan onu en ağır şekilde öldürmeliydim. Aklımdan geçenleri anlamış gibi derin bir nefes alan Karun, Hector'a dokunamazdın çünkü vücudunda virüs vardı dedi sıkkın bir sesle. Sana ve Gazel'e yaptıkları için bir yıl boyunca en ağır şekilde işkence gördü. Yaşın alanları değiştirmeyeceğini biliyorum ancak sandığın gibi kolay ölmedi. Bana doğru aceleyle bir adım atınca hemen ona sırtımı dönüp Furkan'a doğru koştum. Bige diye bağırsa da onu dinlemedim. Dokunmalıydım. Tıpkı ablama dokunduğu gibi ben de o nokta noktaya dokunmalı ve onu kendi ellerimle öldürmeliydim. Furkan diye bağırdığımda sadece 2 saniye gibi kısa bir süre yüzüme baktı ve hemen cebinden çıkardığı anahtarı bana attı. Yüzüme bakınca bile tekrar ağlamak üzere olduğumu anlamıştı. Belki de o 2 saniyelik sürede yüzümde birçok şey görmüştü. Karun'un ona yapacaklarını zerre kadar umursamadan bana ihtiyacım olan şeyi verip arabasının kapısını açtı. Havada yakaladığım anahtarla arabaya binip hemen çalıştırdığımda Karun'un "Bige!" diyen kükreyişini duydum. Karun bana ulaşmadan gaza basıp oradan uzaklaştığımda yan aynadan kendi arabasına doğru koştuğunu gördüm. Tüm korumalar arabalarına atlayıp tıpkı Karun gibi peşime takılmıştı. "Yalnız bırakın beni." Sinir krizi geçiriyormuş gibi üst üste direksiyona vurup bulduğum her sokağa sapmaya başladım. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Çantam Gazel'in evinde kaldığı için kimse beni arayamazdı ama torpido gözünde Furkan'ın yedek bir telefonu olmalı ki durmaksızın çalmaya başladı. Karun'un aradığını bildiğim için telefonu alma gereğinde bile bulunmadım. Bu hızlı arabayı kullanırken zaten torpido gözüne ulaşamazdım. Peşimde olmaları umurumda bile değil. Yolumu kesmedikleri sürece kolay kolay beni durduramazlardı. Bunu yapmalarına da ben izin vermem. Direksiyonu sıkarken yolda oynayan çocuklara çarpmamak için arabayı çok dikkatli kullanmak zorundaydım. Bu kahrolası yerde çocuklar hep yoldaydı. Neden? Gözyaşlarım görüşümü pıslandırırken elimi kaldırıp avuç içimi sertçe direksiyona geçirdim. Neden, neden, neden diye bağırıp canımı yakmak istercesine elime vurdum. Neden tüm bunları öğrenmek için bu kadar geç kaldım? Neden Carlos, William ve Hector'u havaya uçurmadan gerçekleri öğrenmedim? Neden ablama yaptıklarının karşılığında onlara daha ağır bir ölüm yaşatmadım? Her gece biri mutlaka odama geliyordu ve bunlar olurken ben daha 16 yaşındaydım. Boğazım yırtarcasına çığlık attığımda arabanın içinde sinir krizi geçiriyordum. Gazel'in anlattıkları kulaklarımda tınladıkça kontrolümü biraz daha kaybediyordum. Gerçek anlamda bir kriz geçiriyordum. Onun yanında veremediğim tüm tepkileri vermeye başlamıştım. Çok hızlı nefes alıyor. Nefes aldıkça göğüs kafesim ve omuzlarım şiddetle hareket ediyordu. O kadar çok titriyordum ki direksiyonu tutan ellerim hareket ediyordu. Kalbim patlayacakmış gibi ritmini artırıyordu. Sanki boğuluyordum. Ne kadar çok nefes alırsam alayım bir türlü yeterli gelmiyordu. Karnıma giren şiddetli bir sancıyla ah diye inleyip öne doğru büküldüm. Hiç iyi değildim. Bir şeyler oluyordu. Karnıma çok keskin bir ağrı girmişti. Karnımdaki kramp bana nefes aldırmadığı için dişlerimi sıkarak ani bir frenle arabayı yolun ortasında durdurdum. Bir elim karnıma baskı uygularken güçlükle kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Öne doğru bükülürken ikinci bir sancıyla dizlerimin üzerine düşmüştüm. Düştüğüm yerde ellerimi karnıma bastırıp hızlı hızlı nefesler alarak acının geçmesini bekledim. Bu tane sızının nereden çıktığını bilmiyorum ama beni çok yanlış bir zamanda yakalamıştı. Yerde 2 büklüm dururken kıpırdamaya bile korkuyordum çünkü bunun deneyince karnımın ağrısı artıyordu. Karnıma çok şiddetli bir kramp girmişti. Yaklaşan arabaların sesini duyduğumda bile yerimde hareket edemedim. Karnın "Bige!" diyen sesi kulağıma geldiğinde gözlerimin önü kararmaya başlamıştı. Ben hiç iyi değildim. Karun koşarak yanıma gelip karşımda diz çöktüğünde "Bige!" demiştik yeni bir sancı ilacı içinde bağırarak ellerimi daha sıkı karnıma bastırdım. Dehşete kapılmıştı. Gazel'in evinde öğrendiklerimin beni ruhsal olarak yaralayacağını biliyordu ancak fiziksel bir acı beklemiyordu. Mavi risklere titreşirken gözleri ellerimin baskı uyguladığı karnımı buldu. Önce yaralandığımı düşündü. Her an parmaklarının arasından kan sızacakmış gibi beti benze attı ancak görmeye korktuğu hiçbir şey göremedi. Bu onu rahatlatmadı çünkü acılar içinde kasılan vücudum ve acının yüzüme nakşedilmesi onu delirtiyordu. Hemen beni kucaklayıp yerden kaldırdı. "Hastaneye gidiyoruz." Başımı yasladığım göğüs kafesi titriyordu. Acılar içinde kıvranmam onu dehşete düşürüyordu. Beni yerden kaldırması bile canımı çok yaktığı için inlediğimde beni göğsüne bastırdı. Her neyim varsa geçecek derken benden çok onun sakinleşmeye ihtiyacı vardı. "Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim." "Açın şu kapıyı." diye bağırdığında adamlar hemen arabanın kapısını açtı. Beni kucağından indirmeden arka koltuğa geçtiğinde "Hastaneye sür." diye bağırdı çılgına dönmüş bir sesle.
Normalde buna karşı çıkardım fakat onu bu kadar çok korkutmuşken öldürseler geri adım atmazdı. Beni hastaneye götürüp neyim olduğunu öğrenmek istiyordu. Açıkçası ben de artık hastaneye gitmek istiyorum çünkü regl bile değilken karnımdaki bu sancı normal değildi. Buz kestim. Regl'i bile değilken mi? Karnın kolları arasında kaskat olmuştum. Bu olabilir mi? Kalbim kasıldı. Ben en son 2 ay önce adet olmuştum. Kanım dondu. 2 aydır adet görmüyordum ve bunu daha önce hiç fark etmemiştim. Durdurun şu arabayı. Panikleyerek bağırdığımda korkudan ölecek gibiydim. Karnın kucağına inmek için kıpırdandım fakat karnıma giren yeni sancıyla ah demekten başka hiçbir şey yapamadım. Beni sıkıca göğsüne bastırırken çıldırmanın eşiğindeydi. Kıpırdama acı çekiyorsun. Daha sonra yavaşlayan şoföre bakıp en kısa sürede hastanede olmazsak nokta nokta dedi sert bir sesle. Şoför gaza bastı. Karun da kıpırdamama bile izin vermedi. Gerekirse beni zorla hastaneye götürecek ve doktordan neyim olduğunu bizzat öğrenecekti. O lanet olsun. Ya doktordan duymaktan nefret ettiği tek şeyi duyarsa? Ya hamileysem? İçim korkuyla doğdu. Hamile olamazdım. Olmamalıydım. Hamile olmam mümkün değildi çünkü ikimiz de korunuyorduk. 2 aydır adet görmüyor olmamın başka bir sebebi olmalıydı. Son adet tarihimin 2 ay önce olduğunu bile fark etmemiştim. Bu 2 ayda Karun'la aramızdaki sorunların büyük bir bölümünü açtığımız için kendimle ilgili çoğu şeyin farkında değildim. Mutluluktan ayaklarım yerden öyle bir kesilmişti ki regli olmadığımı bile anlamamıştım. Tıpkı benim gibi o da hiç anlamadı. Yaşadığımız mutluluk sarhoşluğu en önemli detayı gözden kaçırmamıza neden olmuştu. Büyük ihtimalle endişelerim yersizdi. Hamile değildim. Olmam da mümkün değildi. İkimiz de korunduğumuz için hamile olamazdım. Benim korunmadığım anlarda gereken tedbiri o hep alırdı. Bu yüzden hamile olmam ihtimal dahilinde bile değildi. Korkmayı bırakıp sakin olmalıydım. Son yaşadığımız olaylardan etkilendiğim için adet günüm geçmiş olabilir. Bazı kadınlar yaşadıkları şeyler yüzünden hormonsal açıdan etkilenebiliyordu. Bana da bu olmuş olabilir. İçimin rahatlaması için bir test yaptırmalıyım. Ancak böyle korkmaya bırakıp rahat bir nefes alırdım. Tabii öncesinde Karun'un evlerinden kurtulmalıyım. Bir takım testler yaptırmadan önce onunla hastaneye gidemem. Bu riski göze alamam. Araba son sürat hastaneye doğru yol alırken karnımdaki sancı yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. Canımı yakan şiddetli bir kram şükürler olsun ki geçmek üzereydi. Karun'un erkeksi kokusu sinirlerimi yatıştırırken başımı kaldırıp endişeli gözlerine baktım. İyi misin diye sordum. Dizlerin üzerinde yan bir şekilde oturduğum için birbirimize çok yakındık. Sen iyi olmadığın sürece iyi olmam mümkün değil. Kolları beni biraz daha sardı. Karnının ağrısı ne alemde? İyi dedim işte bir sesle. Sanırım çok fazla stresten kaynaklandı. Kucağından kıpırdanıp onu ikna etmek için gülümsemeye çalıştım. Küçük bir kramp için hastaneye gitmemize gerek yok. Geri dönelim ben iyiyim. Kaşlarının kavisi çatıldığında lazin adının tuttuğunu anladım. Stresten kimsenin karnı o denli ağrımaz. Sert bakışlarını bana dikerek karnımı dondurdu. Hastanelerle sorunun nedir? Bilmiyorum ama bu sefer beni atlatmana izin vermeyeceğim. Bugün baştan ayağa gereken tüm testleri yaptıracağız. Son günlerde seninle ilgili kafamı kurcalayan çok şey var. Ama kocam, yemezler güzelim bu sefer kaçışın yok. Doktor da basit bir kramp olduğunu söyleyecek. İnşallah dediğinde bu onunla olan son konuşmamızdı. Başımı göğsüne bastırarak beni susturmuştu. Kulağımın altında kalbi çok hızlı atıyordu. Hastaneye gelene kadar kucağından inmeme hiç izin vermedi çünkü bana güvenmiyordu. Onun nazarında hastaneye gitmemek için son sürat giden bir arabadan atlayacak kadar deliydim. Hastaneye bile beni kucağından taşımayı düşünecek kadar endişeliydi. Yürüyecek kadar iyi olduğumu onu ikna etmek hiç kolay olmamıştı. Kendi özel doktoruna beni getirdiği için sıra beklemekle falan uğraşmadık. Doktorun odasına doğru yürürken buradaki herkesin gözleri üzerimizdeydi çünkü arkamızda bir ordu dolusu koruma vardı. Lavaboya gitmem gerekiyor. Özel hastanenin koridorunda yürürken içimde büyüyen korkuyu gizlemeye çalışıyordum. En acilinden lavaboya gitmeliyim. Elimi sıkıca tutup beni yürümeye zorlarken dümdüz bir şekilde karşısına bakıyordu. Önce doktora şikayetlerinden bahsedelim, sonra gidersin. Tabii öncesinde gereken tüm testleri yaptırmalıyız. Kısa bir an omzunun üzerinden bana baktı. Önce testler, sonra lavabo. Sanki kaçmaya çalıştığımı biliyormuş gibiydi. Yürümeye bırakıp durdum. Bekleyemem, çok sıkıştım. Bacaklarımı birbirine bastırıp koridorun ortasında kıvranmaya başladım. Buraya kadar gelmişken neden testleri yaptırmayayım ki? Sandığın gibi kaçmayı düşünmüyorum. Her an altıma kaçıracakmış gibi inledim. İstersen adamların da benimle gelsin
Bir kez daha bacaklarımı birbirine bastırıp kıvrandım. Anlamıyor musun? Çok müşkül bir durumdayım. Ay senin müşküliyetine. Kızgınlıkla bana bakıp sıktığı dişlerin arasından kaçmaya kalkışırsan sonuçlarına katlanırsın dedi sertçe. 5 dakika içinde burada olacaksın. Hızlıca başımı salladım. Hiç şüphen olmasın. Benim için hemşirelerden birini durdurup tuvaletin yerini sordu. Hemşire tuvaletlerin koridorun sağında olduğunu söyleyince yanlarından ayrıldım. Düz bir şekilde yürüdüğümde sırtımda bakışlarını hissediyordum. Asansör ve merdiven onun arkasında kaldığı için tüm çıkışları tuttuğunu düşünüyordu. Bu yüzden peşimden gelip kapımda beklemedi. 3. kattayken atlayacak diyelim ya. Gerekirse öyle bir atlarım ki. Koridora düz yürüyüp sağa döndüm. Ben gereken testi yaptırıp hamile olmadığımdan emin olana kadar doktora görünemem. Kaçmak için etrafıma baktım ama hiç çıkış yoktu. Camdan atlanmak için çok yüksekteydim. Merdiven ve asansörde karının bulunduğu koridordaydı. Ne yapacağımı kara kara düşünürken erkekler tuvaletinden çıkan temizlik görevlisini gördüm. Dudaklarım kıvrıldı. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bir saniye bile düşünmeden adamın yanına gittim. Doğru düzgün bir selam vermeden 6 aylık maaşından daha fazlasını kazanmak ister misin dedim hızlıca. O testleri yaptırmayacağım. Sonrasında arabadan indiğimde yaşadığım küçük çaplı aksiyon yüzünden çok gergindim. O temizlik görevlisine teklif ettiğim para konusunda ciddi olduğumu görünce bana yardım etmeyi kabul etmişti. Ona hızlı bir özet geçip koridorda beni bekleyen karına yakalanmadan hastaneden çıkmam gerektiğini anlatmıştım. Tek düşündüğü ona ödeyeceğim para olduğu için detaylarla pek ilgilenmiyordu. Bunun nedeni televizyon ve magazin dergilerinde çıkan boy boy fotoğraflarımdı. Ülkenin sayılı milyarderlerinden birinin nesi karısı olduğumu daha ben söylemeden anlamıştı. Bu yüzden teklif ettiğim parayı ona ödeyeceğimden şüphe etmemişti. Benden kadınlar tuvaletinde beklememi söyleyip gitmişti. Bir süre sonra bir sedyeyle geri dönmüştü. Sedyeye uzandığımda üzerimi çarşafla kapatmıştı. Karım ve adamların önünden geçmiştik ama hiçbiri ceset sandıkları şeyin ben olduğumu anlamamıştı. Hastanenin otoparkına indiğimizde onun telefonuyla kademi aramış ve benim yerime parayı adamın hesabına atmasını istemiştim. Telefonum yanımda olmadığı için banka hesaplarıma gelip parayı transfer edemezdim. Kadem neler olduğunu anlamamıştı ancak bir terslik olduğunu hissetmişti. Adam eğer beni ona götürürse daha fazlasını vereceğini söylemişti. Ona vaat ettiğimiz parayı almak için temizlik görevlisi arabasıyla beni hastaneden çıkarmıştı. Hastaneden çıkana kadar koltukta eğilip gizlenmiştim. Kadem'in söylediği kafeye geldiğimizde bizi kapıda bekliyordu. Şu anda adamın parasını onun hesabına transfer etmekle uğraşıyordu. Banka hesabını kontrol eden adam hesabındaki parayı görünce gözleri aşıldadı. Kadem'e teşekkür etmeye başlayınca Kadem onu dinlemeyip bana doğru yürüdü. Yine ne işler karıştırıyorsun? Onun arabasını yürürken sıkıntıyla yüzümü astım. Yolda anlatırım ama önce bir eczaneye uğramalıyız. İçimdeki bu şüpheden kurtulmalıyım. Arabaya bindiğimde hiç vakit kaybetmeden sürücü koltuğundaki yerini aldı. Arabayı çalıştırıp en yakın eczaneye doğru sürerken sık sık bana bakıp duruyordu. Hastaneden neden kaçtın Nefil? Karun seni bulamayınca şimdiye deliye dönmüştür. Ben eczaneden ihtiyacım olan şeyi alana kadar sen de onu arayıp senin ne olduğunu söyleyebilirsin. Karun'u aramasının bir sakıncası yoktu. Onu daha fazla endişelendirmek istemiyorum. Kadem ne olduğumu bilirse hiç olmazsa rahat bir nefes alırdı. Tabii öfkesinde değişen bir şey olmazdı, o ayrı bir konu. Her köşe başında bir eczane olduğu için 2 dakika içinde arabadan indik. Eczaneye doğru yürürken kademe açıklama yapmakla meşguldüm. Gazelle konuştuktan sonra fenalaştım. Zorla beni bir hastaneye götürdü. Peşimden gelirken kafası çok karışmıştı. Hastaneye gitmenin nesi kötü? Eczaneye girip görevli kadına doğru yürürken ''Neden mi kötü?'' diye omurdandım. Kadına bakıp ''Farklı markalara ait 13 gebelik testi istiyorum.'' diyerek kademe döndüğümde donup kaldı. İşte bu yüzden karnını hastaneye gitmek çok kötü. Gözleri hızla karnımı bulduğunda kas katı kesilmişti. Öyle bir dondu ki sanki hayatının şokunu yaşıyordu. Hamile olma ihtimalim bile onu dehşete düşürmüş. Çünkü böyle bir şeyin ihtimalini bile aklına getirmemişti. Surat ifadesi beni endişelendirdiği için bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Sakin ol, büyük ihtimalle korktuğumuz gibi değil ama emin olmalıyım. Gözleri durmaksızın karnımda oyalanırken sertçe yutkundu. Ya korktuğumuz gibiyse? Suratı kireç gibi oldu. Karnım bundan nefret edeceğini biliyor olmalısın. Benim adıma endişelenerek omuzları gerildi. Nokta nokta. Boşver şimdi karnı. Senin bir parazitin mi olacak? Korkuya kapılarak bir adım geriledi. Sülük gibi hem kanını hem ruhunu emecek. Daha ilk dakikada beni korkuttuğu için sinirden gözlerim doldu. Bana bak, zaten çok kötüyüm, bir de sen üzerime gelme. Hisli gözlerle ona bakmaya başladım. Ne kadar müşkül bir durumda olduğumu görmüyor musun?
Nokta nokta müşkiliyetine senin bir parazitin mi olacak? Ona parazit deyip durma gebertirim. Bir ayağımı sert yere vurdum. İkimiz de korunuyorduk. Hamile kalman mümkün değil. Sakin olup beni de korkutma. Büyük ihtimalle hormonsal bir nedenden dolayı adet tarihimi 2 ay gecikti. Az da olsa küfür etti. 2 ay mı? Dediğinde yüzündeki tüm kan çekilmişti. Bu test için 2 aydır aklın neredeydi gerizekalı? Yanımdan hızla geçip istediğim şeyleri bir poşete koyan kadına yaklaştı. Bu testlerdeki hata oranı %kaç? Kadın poşeti ona uzatırken bu tür testlerde hata oranı çok düşük dedi. %1 gibi bir ihtimal. Ben de zaten bu yüzden farklı markalara ait 13 adet test istedim. Hiçbir hataya yer kalmamalıydı. Kadın hızlıca parayı ödeyince poşeti alıp çıktık. Arabaya bindiğimizde ikimiz de çok gergindik. Kucağımdaki poşet ölümcül bir silahmış gibi baktıkça beni daha çok endişelendiriyordu. Ne duruyorsun, yapsana hadi. Burada mı işeyeyim dedim şaşkınca. Anlamayan bir ifadeyle gözlerine kırpıştırdı. Tuvaletin mi geldi? Hayır salak, bu şeyler idrarla çalışıyor. Önce bana sonra da poşete baktı. Onların üzerine mi işeyeceksin? Bir nevi böyle çalışıyor. Ve bana hayatındaki en garip cümleyi kordu. Nokta 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 nokta. Af buyur. Gözleriyle beni işaret etti. Nokta nokta. Bu ayarsız hormon beni diriltmeye yemin etmiş gibi o şeyleri yere dizip sulamayı düşünüyorsan sandığın kadar kolay olmayacak dedi. Kuş beyinliden siz. Poşeti alıp kafasına bir tane geçirdim. Sayemde kafamda korkunç bir şey canlandı. Bu şeyler sandığın şekilde sulama yöntemiyle çalışmıyor. Paketin içinde vakumu var. Hepsinin üzerine damla damla mı bırakacaksın? Evet. Kafası karışmış bir halde ensesini kaşıdı. Kendini tutamayıp bir tanesinin üzerine tüm idrarını yaparsan diğerlerini senin için sulamam. Onları yere dizip üzerlerine işemeyeceğim. İnsanı kanser ederdi. Birbirimizle kavga ederek tekrar yola çıktım. Bir süre sonra arabayı sağa çekerek bir restoranta girdik. Onlardan bir tane plastik bardak istedikten sonra kadınlar tuvaletine girip işimi hallettim. İdrar bardağını kenara bıraktığımda kadın poşetin içindeki testleri çıkartıyordu. Beni yalnız bırakmamak için o kadınlar tuvaletine de girmişti. Testlerin hepsini paketinden çıkartıp yan yana lavabonun önüne dizdik. Plastik vakumları bardağa daldırdığımızda ikimiz de çok endişeliydik. Çektiğimiz sıvı testlerdeki işaretli yere damlatmaya başladık. 13 testin hepsine birkaç damla idrar damlatmıştık. Çıkacak sonuçtan çok korkuyorum. Başımızı testlerin üzerine yediğimizde ikimiz de soluğumuzu tutmuştuk. Kaç çizgi çıkınca sonuç pozitif oluyordu? Bunu sorarken sesim titriyordu. Testlerin üzerine o kadar çok eğilmiştik ki neredeyse kafalarımız birbirine çarpacaktı. Pakette 2 çizgi çıkınca sonuç pozitif yazıyor. Allah'ım ne olur tek çizgi çıksın diye fısıldadığımda yüreğim ağzımdaydı. Çıkacak sonuç yüzünden o kadar endişeliyim ki kalbim patlayacaktı. Korkuyorum hem de birçok açıdan. Sonuç negatif çıkarsa yüreğimdeki tüm bu korku dağılacaktı. Bir şeylerle meşgul olmak için ellerimizi sabunlarken gözlerime sık sık testlere kayıyordu. Çift çizginin çıkmasını istemiyorum. Tuvaletin kabinlerinden çıkan kadınlar burada bir erkek olmasını yadırgıyor. Lavabonun üzerine dizdiğimiz gebelik testlerini görüp homurdanıyorlardı. Ellerimizi yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar testlerin üzerine eğildik. Çok korkuyorum. Bunu aynı anda söylemiştik. Bekledim. Soluğumu tutarak bekledim. Çubuklarda oluşan çizgilerle gözlerimden bir damla yaş aktı. Sonucun değişmesini çok bekledim ama hiç değişmedi. Testlerin 13'ünde de aynı şey vardı. Çift çizgi. Hamileyim. Başımı kaldırıp kademe baktığımda gergin bir sessizlik yaşanmaya başlamıştı. Kalbim kasılırken acı çekercesine "Ah, hamileyim" dedim ağlamaklı bir sesle. Fısıltım kulaklarıma ulaşmazken korku ve panikten bayılabilirdim. Hamileydim. Elim refleksle karnıma gittiğinde dokunmaktan bile korkarak elimi çektim. Karun'un çocuğuna hamileydim. Kahrolası testlerin birinde bile tek çizgi çıkmamıştı. Testleri toplayıp çöpe atma işini kademe bırakarak hemen dışarı çıktım. Orada kalıp çift çizgiden oluşan testleri gördükçe aklımı kaçıracak gibi oluyordum. Yürüyordum ama nasıl yürüdüğümü bile bilmiyordum. Uyuşuk adımlarla ilerlerken her şey etrafımda dönmeye başlamıştı. Restorandan çıkıp kaldırım dönürken morgdan fırlamış bir cesetten farkım yoktu. Hissiz ve soğuk. Ayaklarım birbirine dolanırken yürümek için kendimi zorluyordum. Anne mi olacağım? Dizlerimin üzerine küt diye düştüğümde daha fazla dayanamayıp ağlamaya başladım. Efil! Kademin endişeli sesini ve bana doğru koşan adım seslerini duydum ancak yığıldığım kaldırımdan kalkamadım. Anne olacaktım ve bu korkunç bir şeydi.
Yanıma gelip karşımda diz çöken Kadim'e ıslak gözlerle bakıp daha fazla ağlamaya başladım. Benden anne olmaz. Başımı yiyip hıçkırıklarla ağlarken hep aynı şeyi söylüyordum. Benden anne olmaz, benden iyi bir anne olmazdı. Benim tarafımda korunmaya ve sevilmeye ihtiyaç duyan bir bebeğe iyi bir anne olamazdım. Tıpkı annemin bana yaptığı gibi ben de kendi kaderimi ona çeyiz olarak bırakırdım. Berbat bir çocukluğum, kanla sulanmış bir genç kızlığım vardı. Yetişkinliğim bile ölüm ve vahşetten oluşuyordu. Ben bir çocuğun hak ettiği kadar iyi bir anne olamazdım. Saçma sapan hareketlerim, bilinçsizce yaptığım bencillikler, çokça edindiğim düşmanlar ve sağlıksız bir psikolojim vardı. Tüm bunlar tek bir vücutta birleştiğinde bu beni dünyanın en kötü annesi yapardı. Bakamayacağım bir çocuğu doğurmak istemiyorum. Böylesine rezil bir dünyaya onu getirmek istemiyorum. Omuzlarım sarsıla sarsıla ağlarken bu dünyanın en kötü haberiymiş gibi davranıyordum çünkü öyleydi. Bu iyi bir haber değildi, birçok açıdan kötüydü. Karun aklıma gelince kalbim kasıldı, yüreğim korkuyla titredi. Karun bunu bilinçli yaptığımı düşünecek. Bundan hiçbir suçum olmadığını inanmayacaktı. Baba olma fikrine bile tahammül edemiyordu. Bebekten nefret edecekti, belki benden de. Bunun için beni suçlayacak. Gözyaşlarım hızla süzülürken tırnaklarımı soğuk kaldırım taşlarına geçirdim. O kadar işsiz bir haldeydim ki bir şeyler hissetmeye ihtiyacım vardı. Acı dışında bir şeyler hissetmeliydim. Güzel ve iyi olan bir şeyler. Giderek hamile kaldığımı düşünecek. Ne düşüneceğimi bilmez bir haldeydim. Beni kürtaj için zorlayacak. Vereceği tepkiyi kestirmek zor değildi. Hamile kalma ihtimalimden bile ödü kopuyordu. Bu konu ne zaman açılsa suratının nedenle değiştiğini birçok kez görmüştüm. Baba olmak istemiyordu, hatta bunu daha önce birkaç kez açık bir şekilde bana söylemişti. Bu konuda özellikle beni uyardığı halde hamile kalmamı çok yanlış anlayacaktı. Bilinçli bir şekilde yaptığımı düşünecekti. Bana her şeyi yap ama sakın nefretimi kazanma demişti. Karnımın benden nefret edeceği tek şey karnımda taşıyordum. İstemediği halde baba olması benden ve bebekten nefret etmesine neden olabilirdi. Avuç içimi sertçe yere geçirdim. Lanet olsun, onunla aramız henüz yeni düzelmişken bu olmamalıydı. Ben Elha gibi şanslı değildim çünkü Karun bebek haberine Duha gibi sevinmeyecekti. Duha baba olacağını öğrendiğinde oradaydım. Mutluluktan ayakları yerden kesilmiş, gözleri dolmuştu. Ancak Karun onun gibi değildi ve hiçbir zaman onun gibi bebek fikrine sevinmeyecekti. Onu istemeyip şiddetle karşı çıkacaktı. Yanımda olup bana korkmamam gerektiğini söylemeyecek, destek olup benden iyi bir anne olacağını bana aşılamayacaktı. Karun hamile olduğumu öğrenir öğrenmez beni suçlayıp bebekten kurtulmanın yollarını arayacaktı. Onu daha doğmadan öldürecekti. Kendi çocuğunu öldürecekti. Nasıl hamile kaldığımı bile aklım almıyordu. Doğum kontrol haplarını kullanmadığım tek bir gülüm bile olmamıştı. İlk kez birlikte olduğumuz o geceden başlayıp 2 ay boyunca hapları eksiksiz kullanmıştım. Sadece ben değil, Karun da hep korunmuştu. O lanet olasılar ne işe yarıyordu? Her şey bitecekti, bu bebek her şeyi bitirecekti. Hayır, bunu istemiyorum. Hayatım daha yeni rayına oturmuşken bir sorun daha istemiyorum. Ben bunu yapamam. Kadime bakıp çıldırmış bir halde başımı yana salladım. Karun'u öğrenmeden bir şekilde bundan kurtulmalıyım. Kadem kaşlarını çıtarak bana ters ters bakmaya başladı. Onu istemediğin için mi ondan kurtulmak istiyorsun, yoksa Karun istemediği için mi? Bunun ne önemi vardı ki? Bu bebek bize mutluluk getirmeyecekti. Ağlayıp durduğum için sert bakışlarla yüzümü işaret etti. Şu suratının haline bakar mısın? Bu kadar üzülüp ağlamanın sebebi bile Karun. Aklımı başıma getirmek ister gibi omuzlarımı sertçe kavrayıp ona bakmam için beni zorladı. Karun'un ne düşüneceği değil, senin ne düşündüğün önemli. Çünkü anne olacak olan sensin dediğinde beni böyle görmekten nefret etmiş gibi bakıyordu. Bu sefer daha sıcak bir ifadeyle "Efil" diye mırıldandı. Paraz, yani bebeğin konusunda bir karar vermeden önce kendi duygularını dinle. Beni olası tüm yanlış kararlardan korumak ister gibi bakışları destekleyiciydi. Onu isteyip istemediğini bile düşünmeden ondan kurtulmaktan bahsediyorsun. Bir an bile tereddüt etmeden "Ama istemiyorum" dedim sertçe. "Onu karnımda istemiyorum." Kaşlarının kavisi çatıldığında son derece ciddi bir ifadeyle bana bakıyordu. "Karun baba olmayı 4 gözle bekleseydi onu yine istemez miydin?" Kaskatı kesildiğimde ona verecek bir cevap bulamadım. Karun bebeği isteseydi ben de ister miydim? Anne olmayı isteyip istemem bile Karun'a mı bağlıydı? Yüz ifadenden gereken cevabı almış gibi bakışları buruktu. Karun baba olmayı isteseydi
karnındaki şeyi severdin. Derin bir nefes aldığında can sıkıntısını gizleyemiyordu. Gittikçe annene dönüştüğünü görmek ne üzücü. Onun da önceliği her zaman babanın istekleriydi. Buz kestim. Kademin her sözü tokat gibi yüzüme çarpmaya başlamıştı. Gözlerimin içine bakarak baban istemeseydi belki sizi doğurmazdı bile dediğinde içim ürperdi. Sol gözümden bir damla yaş daha süzüldü. Haklılığı karşısında dilim tutulmuştu. Annemin kaderi her açıdan benim çeyizimdi. Islak bakışlarım kalemi bulduğunda o da en az benim kadar sarsılmıştı. Bebek haberi karşısında aslında o da en az benim kadar endişeliydi. Ben ne yapacağım şimdi diye fısıldadığımda buna ne kadar çok ihtiyacımın olduğunu anlamış gibi beni kollarının arasına çekti. İyice düşünmeden bir karar vermeni istemiyorum. Sımsıkı bana sarılırken o bile bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu kestiremiyordu. Her neye karar verirsen yanında olacağımı biliyorsun. İç çekti. Onun hakkında bir karar vermeden önce onu isteyip istemediğini iyi düşün. Karun'un ne düşüneceğini işin içine katmadan bir karar vermelisin. Babası Karun'ken bu nasıl olacaktı? İstesem de onu dışarıda bırakıp sağlıklı bir karar veremezdim. Sonrasında kendimi biraz toparlayana kadar eve dönmemiştim. Kadem beni eve bıraktığında akşam olmak üzereydi. Malikanenin kapısından içeri girdiğimde adımlarım geri geri gidiyordu. Karun her an öğrenecek diye ödüm kopuyordu. Şimdilik Kadem'le her şeyi saklamaya karar vermiştik ancak bunu uzun süre saklayamazdık. Karnım büyümeye başlamadan önce bu konuda bir karar vermeliydim. Bahçeye girip malikaneye doğru yürürken buradan kaçıp gitmeyi o kadar çok istiyordum ki birkaç günlüğüne herkesten uzaklaşıp kendimi dinlemeliydim. Beni etkileyecek tüm faktörlerden uzaklaşıp en doğru kararı vermeliydim. Zile bastığımda derin derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışıyordum. Kadem Karun'u arayıp onunla olduğumu söylemişti ancak yine de bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Hastaneden kaçtığım için delirmiş olmalı. Çiçek bana kapıyı açıp ''Hoş geldiniz Bige Hanım'' deyince tek kelime etmeden içeri girdim. Koskoca malikanenin içinde nereye gideceğimi bilemez bir halde etrafıma baktım. Karun evde mi? Arabası dışarıdaydı. Başını salladı. Gurur böyle çalışma odasında. Akşam yemeğine katılmayacağım. Erkenden uyuyup dinlenmek istiyorum. Bugün insan içine karışmak istemiyorum. Merdiveni çıktığımda koridorun sonundaki odada Karun'un kızgın sesi geliyordu. Öfkeli sesi çalışma odasının dışından bile duyuluyordu. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Hastaneden kaçmak da ne demek oluyor? Son günlerde iyice dengesizleşti. Sesini duymak bile beni ürküttüğü için tekrar merdivene tırmanıp çatı katına çıktım. Odaya girince ayakkabılarımı çıkartıp yatağa girdim. Üzerimi bile değiştirmeden yorganı kafama kadar çekip yatağın içinde küçüldüm. Hamile olduğumu öğrendikten sonra o kadar çok ağlamıştım ki gözyaşların yorgunluğuyla gözlerim hemen kapanmıştı. Cenin pozisyonu aldığımda en az karnımdaki bebek kadar benim de korunmaya ihtiyacım vardı. Odanın kapısı açılınca yorganın altında erkildim. Çiçek ona geldiğimi bildirmiş olmalıydı. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Yorganı sertçe üzerinden çekince beni nedenle korkuttuğunun farkında bile değildi. Tek kelime etmedim. Hatta yerimden bile kıpırdamadım. Bebeği ondan saklamak ister gibi karnımı çektiğim dizlerime kollarımı sarmış bir halde yatakta duruyordum. Gözlerimi dahi açmamıştım. Uyumadığını biliyorum Bige. Yatakta bir hareketlenme olunca korkularım çığ gibi arttı. Yatağın kenarına oturduğunda tam arkamda olduğunu bilmek bana iyi gelmiyordu. Kafasını boynuma doğru uzatıncalık nefesini omzumda hissettim. Neyim var? Sesi şimdi daha sakindi. Tüm bu dengesizliklerin sebebi gazelle olanlar mı? Omzumdan tutup beni kendisine çevirdiğinde ondan uzaklaşmaya çalıştım ancak buna izin vermedi. Sırtımı yatağa bastırarak gözlerimi açmama neden oldu. İçimi titreten buz saçağı gözleri yüzümde hızlıca gezindi. Bakışları gözlerimde durduğunda sertçe yutkundu. Ağladın mı? Çok fazla ağlamaktan gözlerim kızarmış olmalı. Dudaklarımı büktüm. Belki biraz. Kolunu yatağa bastırıp üzerime eğildiğinde gözlerime olan bakış sıkkındı. Birazdan daha fazlası gibi. Yüzüme yapışan saçlarımı kulağımın arkasına sıkıştırdı. Zor olduğunu biliyorum ama hepsi geçmişte kaldı. Gazelle olanlardan bahsediyordu. Beni üzen tek şeyin ablamın mazisi sanıyordu. Aslında yanılmıyordu çünkü bugün döktüğüm gözyaşlarının tek sebebi bebek değildi. Önce gazele kahrolmuş sonra da bebek haberiyle dağılmıştım. Parmakları yüzüme küçük dokunuşlar yapıp beni rahatlatmaya çalışırken ''Yemek yedin mi?'' diye sordu yumuşak bir sesle. ''Canım istemiyor.'' Üzerime biraz daha eğildi. ''Peki güzel karımın canı ne istiyor?'' ''Sarılmak.'' desem ''Kollarım sana hep açık.'' derim. Yanıma uzanıp beni göğsüne çektikten sonra arkadan bana sımsıkı sarıldı. Karnımdaki elleri bile canımı yakıyor.
beni kedere boğuyordu. Hiçbir zaman diğer kadınlar gibi bebek haberini mutlu bir şekilde sevdiğim adama veremeyecektim. Ellerinin altında kendi bebeği olduğunu bilmeden bana sarılıyordu. Elimi onun elinin üzerine koyarak karnıma biraz daha bastırdım. Bu hareketim yanlış anladı. Hala karnım mı ağrıyor? Beni tekrar sırtüstü çevirdiğinde gözlerinde artan endişeyi gördüm. Hastaneye gitmek istemiyorsan doktoru buraya çağırayım. Burnundan nefesini sertçe verdi. Bige, bugün tanık olduğum normal bir karın ağrısı değildi. Ben iyiyim. Suratımı asarak ona karnımı işaret ettim. Regil olacağım için bunlar başlamadan önceki sancıları. Elini tutup düz karnım üzerine bastırdım. Biraz ovalar mısın? Önce gazel, sonra da bebek olayı. Bugün yaşadıklarım beni duygusallaştırdığı için yaşlar gözlerime akın etti. Lütfen kocam diye fısıldadığımda her an ışkırıklarla ağlayabilirdim. Yarın için bebek hakkında kararım ne olacak bilmiyorum ama ona dokunsun istiyorum. Belki de son kez bebeğinin olduğu yere dokunup farkında bile olmadan onunla vedalaşsın. Ona hoş geldin diyecek biri değildi. Bu yüzden bilmeden vedalaşsın bebeğiyle. Yaşlarla titreşen gözlerimi görünce yutkunarak "Şşş" dedi yumuşacık bir sesle. İyi gelecekse tabii ki yaparım. Bluzumu yukarı çekip karnımı açığa çıkardı. İri elini çıplak karnımı hafifçe bastırınca irkildim. O ellere bir bebeğin yakışıp yakışmayacağını bile bilmiyordum. Öğrenmeme de izin vermeyecekti. Eli karnımın üzerinde gezinerek masaj yapmaya başladı. Çıplak karnımın üzerindeki elini hissediyor. Dokunuşuyla içimde kederle doluyordu. Acaba bebek de hissediyor muydu? Benim gibi o da babasının dokunuşlarını hissediyor muydu? Onu hissedemeyecek kadar küçük olmalıydı. Belki de bir kan pıhtısı kadar küçük. Karun'un eli karnımda gezinirken içli gözlerle onu izliyordum. İstesem de onu bir çocukla hayal edemiyordum. Çocuk konusunda çok keskin çizgileri olduğu için hayal gücüm onu bir çocukla aynı karede buluşturmuyordu. Uzun süre bakıp usanmadan karnımı ovaladı. Bir süre sonra başını eğip dudaklarını çıplak karnıma bastırınca buz kestim. Dudakları düz karnımla buluşunca burnumun direğe sızlamıştı çünkü hamile olduğumu öğrendikten sonra da bunu yapmasını çok isterdim. Karnımı öptükten sonra başını kaldırıp yüzüme bakınca "Bige" diye fısıldadı endişeyle. "Karnın çok mu ağrıyor?" Yaşların aktığı gözlerimi görmek onu deli ediyordu. "Gel inat etme, bir hastaneye gidelim." Elini karnımdan iterek yataktan çıktım. Ben bunu yapamam. Lanet olsun, bu kadarını yapamam. Nefret edeceği bir şey ondan saklarken onun yakınında olamam. Yataktan çıktığında gözleri kısılmıştı. Niye yapamazsın? Bir süre her şeyden uzaklaşmalıyım. Kan beynine sıçramış gibi kas katı kesildi. Üzgünüm. Konuşmak için kendimi zorlarken gözlerimden akan kahrolası yaşları durduramıyordum. Bir süre buradan uzaklaşmalıyım. Yakışıklı yüzü kireç gibi soldu. Yüzündeki tüm kan çekilirken onda bıraktığım tüm travmalar bir anda ortladı. Zihni en kötüsüyle meşgulken kendini kötü düşüncelerden kurtarmaya çalışarak "Tamam" dedi hızlıca. "Tamam, uzaklaşalım." Korkularını bastırmaya çalışarak hemen beni onayladı. "İhtiyacın olan buysa küçük bir tatile çıkalım." Tırnaklarımı avuçlarımın içine geçirdim. "Yalnız kalacağım bir yere gitmek istiyorum." Sözlerim yüzüne tokat gibi çarparken ona bakmak için kendimi zorluyordum. "Sensiz gitmek istiyorum." Damarlarındaki kana kadar dondu. Bakışlarından bile ne düşündüğünü anlayabiliyordum. İstediğimi aldıktan sonra onunla işimin bittiğini düşünüyordu. Ablamla aramızdaki buzlar çözülmeye başladı. Üstelik annemin yerini de gazelden öğrendim sanıyordu. Demek istediğim karnın bana karşı kullanacağı bir kozu kalmadı çünkü hepsini kendi elleriyle bana verdi. Ve ben istediğimi aldıktan sonra yine onu yanıltmayıp ondan uzaklaşmaya başladım. Tam olarak böyle düşünüyordu. Sebebinin bebek olduğunu bilmeden yanlış fikirlere kapılıyordu. Uzun sıyılacak bir sessizlikten sonra sesi irkilmemeden oldu. "Yine gidiyorsun öyle mi?" Sesi buz gibiydi. "Sadece birkaç günlüğüne." Kaşlarını kızgınlıkla çattı. "Yalan söylemeye kes. Senin gidişlerin hiçbir zaman birkaç günlüğüne olmadı." Bir anda bana bağırınca ürkerek arkaya çekildim. Beni korkuttuğunu görmek bile canını sıktığı için benden uzaklaşıp odanın içinde yürümeye başladı. "Beni bırakıp gidiyorsun." "Sandığın gibi değil." "Ne sandığım gibi değil Bige?" Yanında durduğum masanın üzerindeki her şeyi elinin tersiyle yere iterek kızgınlıkla bana döndü. "Sen busun işte." Sinirden zangır zangır çizerken sıktığı dişlerin arasından "istediğini elde ettikten sonra çekip giden bir kadısın" dedi küfreder gibi. "Kimse seni uzun süre yanında tutamaz çünkü birine bağlanamıyorsun." Sinirden her şeyi yapacak ve her şeyi söyleyecek durumda olduğu için alttan alıp onu sakinleştirmeye çalıştım. "Senden ayrılmıyorum. Sadece birkaç günden uzaklaşmak istiyorum." Şakaklarındaki damarlar belirginleşti.
Gitmekten bahsediyorsun. Gitmek, ayrılmak anlamına gelmiyor. Zırvalık bunlar, nokta nokta. İzin verirsen ben de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ona sırtımı dönüp kapıya doğru yürüdüm. Birkaç gün sonra geri döneceğim, sakinleş biraz. Yürüyüp kapı kolunu kavramıştım ki arkamdan gelip kolumu tuttuğu gibi beni kendisine çevirdi. Sırtımı kapıya yaslarken deliye dönmüş bir halde gidemezsin dedi şuursuzca. Çenesinden birkaç seyirdi. Bu kapıdan çıkıp gidemezsin. Başımı çevirip pencereye baktım. Camdan mı çıkayım diye sordum şaşkınca. Yüzündeki arka sinirden seyirirken sıktığı dişlerin arasından nokta nokta evimden ve hayatımdan gitmiyorsun dedi sertçe. Kararımı çoktan verdiğimi göstermek istercesine başımı kaldırıp ona baktığımda kemiklerine kadar titredi. Gözlerime bakınca ne görüyor bilmiyorum fakat bunun bir veda olduğunu düşünecek kadar kendini kaybetmişti. Artık bir terslik olduğunu hissediyordu. Eve gelmem dediğinde titreyen sesi beni kahrediyordu. Sorun bensem evden gitmene gerek yok. Sen kafanı dinleyene kadar buraya gelmem deyince kirpiklerin arasından süzülen yaşları engel olamadım. Sorun o değildi. Onu bırakıp gitmemin acısıyla maviri hisleri koyulaşırken ben giderim sen kal dedi hızlıca. Uzanıp yüzüme dokunduğunda gözyaşlarımı silen eli bile titriyordu. Sen gidince uzun süre dönmüyorsun. Hisleri bir krizin içindeymiş gibi bembeyaz olmuş bir suratla başını iki yana salladı. Gidemezsin. Göz bebekleri titreşirken yalvarırcasına bana bakıyordu. Gitme. Ya gitme. Sen gidince dönmüyorsun. Kalbim kasıldı. Onu karşımda böylesine titrerken görünce kendimden tiksinerek hemen kolunu tuttum. Gitmiyorum sakinleş lütfen. Lanet olsun ona gitmekten hiç bahsetmemeliydim. Bige gidemezsin derken beni gördüğünü bile sanmıyorum. Bana bakıyor lakin beni görmüyor gibiydi. Tüm korkulara bir sanrıya dönüşüp ona saldırırken kafasının içindeki dünyaya çekilmişti. Kasları titriyor, heybetli vücudu endişe verici bir sarsıntı yaşıyordu. Midem kasıldı, bir çeşit atak geçiriyordu. Tüm konuşma boyunca sağ kolumu tutan eli canımı hiç yakmazken şimdi tutuşu sertleşmeye başlamıştı. Göz bebeklerinin büyüdüğünü görmek bile korkumu az safhalara çıkartıyordu. Karun, beni duyuyor musun? Hiçbir yere gitmiyorum. Kolumdaki ele gittikçe canımı yakacak bir boyuta ulaştı ancak bu umurunda bile değildi. Karun'un hızlanan nefes alışları, kasılan vücudu ve bembeyaz olan suratı korkudan beni deli ediyordu. Sanki bana bağımlıydı ve gitme ihtimalimle yoksunluk krizine girmişti. Bir kriz geçiriyorsa bile bunu nasıl durduracağımı bilmediğim için panikleyerek ona uzandım. Dudaklarım onun dudaklarına bastırarak beni hissesin istedim. Artık daha iyi anlıyorum. Gitmem Karun için ölümdü. Dudaklarım onun dudaklarına bastırarak onu öpmeye başladım. Bunu yaparken fazla aceleci ve korku doluydum çünkü bir atak geçiriyorsa bile bunun başlamadan sonlanmasını istiyordum. Bana karşılık vermeyecek kadar korkularının esiri olmuştu. Buna rağmen durmaksızın onu öpmeye devam ettim. Her şeyin yolunda olduğunu göstermenin tek yolu buymuş gibi onu öpüyordum. Bir kolum onun sert tutuşunun altında kıvranırken boş tek kolumu kaldırarak boynuna doladım. Korktuğun tüm o sanrıları terk edip bana dön. Başlarda hiç tepki vermedi fakat ben onu öpmeye devam ettikçe kas katı olan vücudu gevşemeye başladı. Yavaş yavaş bana dönüyordu. Sahte ölümümden dolayı bensiz geçirdiği o bir yılın korkunç anlarından çıkıp yavaş yavaş bana dönüyordu. Buz tutan vücudu erimeye başladı. Kan akışı yeniden damarlarına nüfuz edip bana yaşadığını hissettirdi. Başını küçük bahçeyle yedikten sonra dudakları alandı. Artık o da beni öpüyordu. Canımı yakan kolumdaki eli bile gevşemiş, bana acı vermeyi bırakmıştı. Gittikçe normale dönüyordu. Beni çok korkutmuştu. Nefes almaya ihtiyaç duyana kadar birbirimizi soluksuz bir şekilde öptük. Bir süre sonra o yavaşça ondan ayrıldığımızda yüzlerimiz hala birbirine çok yakındı. Elimi kaldırıp endişeden kavrulan yüzüne dokundum. Senin bana olduğundan daha fazla sana muhtacım diye fısıldadım. Eğer ne yaşıyorsan bunun karşılıksız olmadığını artık anlamalısın. Avuç içim yanağına bastırıp seni o kadar çok seviyorum ki senden ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor dedim. Bu yalan değildi. Yüzündeki sertlikle değişen hiçbir şey olmadı. Madem beni seviyorsun neden gitmekten bahsediyorsun? Dudaklarım büküldü. Zor günlerden geçiyorum sanrı. Yanağımda akan gözyaşının sıcaklığını hissettim. Ben bugün ablamın yıllarca tecavüze uğradığını öğrendim. İçim acıyla dolarken beni doğru şekilde anlamasına ihtiyacım vardı. Biz yıllarca onu dışlarken o neler çekmiş. Kendimi suçlu, kötü ve berbat hissediyorum. Her şey seninle ilgili değil. Tüm bunlar da yetmezmiş gibi üstüne bir de hamile olduğumu öğrenmiştim. Ne halde olduğumu anlayamazdı.
Gitme nedeniminin kendiyle ilgili olmadığını öğrenince yüz hatları gevşemeye başladı. Hayatımızda dönem dönem her şeyden kaçıp kendimizi dinlemeye ihtiyaç duyduğumuz anlar olabilir. Avuç içim sakalına sürtünürken sebebi sen değilsin diye fısıldadım. Boğuluyorum, nefes alamıyorum ve uzaklaşmalıyım. Ağlayarak başımı iki yana salladım. Sadece birkaç günlerine gitmeyi istemiştim ama seni bu kadar üzecekse gitmem. Islak gözlerime ve acı çeken yüzüme bakınca buna ne kadar çok ihtiyacım olduğunu anladı. Benden bir gün bile ayrı durmaya katlanamazken kendinden çok beni düşünerek derin bir nefes aldı, omuzları çöktü. Bu kafa dinleme olayı tahminince ne kadar sürer? 13 gün nasıl? Kızgınlıkla kaşlarını çattı. Nokta nokta. Sinirden gülerek bir hafta nasıl diye sordum. Yavrum, mevzu sensiz geçireceğim günler. Bana kabul edilebilir bir şey söyle. Pekala. 3 gün ve bu son teklifim. Bir saat nasıl? Onu taklit ederek nokta nokta dediğimde güldü. En fazla 6 saat dedi. Sinirlenmeye başlıyorum kocam. Ben zaten sinirliyim karım. İnatçı bir tutumla çenemi dikleştirdim. Bana kabul edeceğim bir teklif sun. Beni kapıyla kendi arasında sıkıştırırken dudakları ısırıcı kıvrıldı. Önümüzdeki tüm yıllarda her gün bensiz geçireceğin 8 saati ne dersin? Kafamı karıştırmaya başarmıştı. O nasıl oluyormuş? Yatağa işaret etti. Ortalama bir insanın uykuda geçirmesi gereken süre 8 saat. Bana dönüp çarpık bir gülüşle her gece uyuyarak 8 saatini bensiz geçiriyorsun dedi. 365 günü 8'le çarparsan 2920 saat ediyor. Hesap sorarcasına dik dik bana bakmaya başladı. 2920 saatini bensiz uykuda geçiriyorsun, bir de utanmadan benden teklif mi bekliyorsun? Bunu 2 dakikada mı hesapladı? Çıldıracağım. Hayretler içinde kalarak karşımdaki işgüzar adama bakıyordum. Ayrı yataklarda yatmadığımıza göre uykuda geçirdiğimiz süreyi sayamazsın. Başımı omzuma doğru eğerek ısrarımı sürdürdüm. Bana kabul edeceğin bir teklifsin. Evlen benimle. Anlamadım. Kabul etmen gereken tek teklifi sana sunuyorum. Şaşkın suratıma bakınca çok eğleniyor olmalı ki gülmemek için kendini zorluyordu. Bu teklife ne dersin? Hayır derim. Gebertirim. Hele bir dene de bak sen neler yapıyorum. Ulan sen daha bana ne yapacaksın? Kızgınlıkla bakarken beni şuracıkta boğabilirdi. Az önce gitmekten bahsederek az kalsın bana kalp krizi geçirtiyordun. Yapmadığım bir bu kalmıştı, artık bunu da yapmadım demezsin. O hale gözlerimin önüne gelince içim burkularak üzgünüm demiştim ki öperek beni susturdu. Beni kapıya yaslayıp sımsıkı sarıldı. Gözlerinden ruhumu görmek ister gibi bakarken anla artık diye fısıldadı can yakan bir sesle. Beni bırakıp gideceksin diye çok korkuyorum. Çaresizce bakıyordu. Benden seni çıkardıklarında benden geriye hiçbir şey kalmaz. Nabzım hızlandı. Nemli gözlerle ona bakarken yoğun bir sevgiyle sana ölürüm dediğimde beni göğsüne bastırıp kemiklerimi kırmak istercesine sımsıkı sarıldı. Bana ölümden bahsetme güzelim. Burnunu saçlarımın tepesine bastırarak saçlarımın kokusunu içine çekti. İlla benim için bir şey yapacaksan yaşa. Benden bile daha uzun yaşa. Kollarımı beline sararak onun erkekçi kokusuna teslim oldum. Çok seviyorum seni diye mırıldandığımda aşk sarhoşu olmuş gibiydim. Hmm diyen hınzır sesini duydum. Dudaklarını saçlarıma bastırırken bunun anlamı her gün için sana sunduğum 8 saati kabul etmen olabilir mi? Karun bir git ya. Yavrum, o küçümsediğin saatler bir yılda 2920 saat ediyor. Gidemezsin bir yere, önce bu konuyu halletmeliyiz. Peki bana daha çok zaman ayırman için uykuda geçirdiğin süreyi düşürmeliyiz. Git tedavi ol hasta herif. Uykuya ne alıp veremediğim var. O nokta nokta uyku her gece seni benden 8 saat alıyor. Ben uyurken at topot gibi bana sarılıp üzerimde yatıyorsun. Uyurken bile birlikteyiz, anla artık. Aynı rüyayı görmüyorsak kapat çeneni. Rüyamda bari rahat bırak. Sonrasında sabah güne gayet iyi bir şekilde başlamıştım. Karın 3 günlüğüne evden uzaklaşmama izin vermişti. Dün gece ona zorla kabul ettirdiğim son teklif bu olmuştu. 3 gün boyunca birbirimizi görmeyeceğimiz için haliyle geç saatlere kadar sımsıkı sarılmıştık. Sabah uyanıp bir güzel duşumuzu almıştık. Şimdi ikimiz de giyinip hazırlanmıştık çünkü birazdan evden ayrılacaktım. Bunun için üzgün olmasını bekliyordum, lakin keyfi gayet yerinde görünüyordu. Boy aynasının önünde kravatını bağlarken bir tek ıslık çalmadığı kalmıştı. Ben gidiyorum diye mi bu kadar mutlu? Kaşlarımı çıtarak onu süzmeye başladım. Siyah takımın ceketi yatağın üzerinde duruyordu. Geniş omuzlarını sarıp ince belini ortaya çıkartan siyah gömleği ona çok yakışmıştı. Gömleğin manşetlerindeki gümüş kol düğmelerini ilk kez görüyorum.
Bugün özel takmış gibiydi. Belindeki kemeri, ütülü kumaş pantolonu ve sivri uçlu ayakkabılarıyla çok şık ve zengin görünüyordu. Giyim kuşam konusunda ikimiz de çok özenliydik ancak bugün sanki özellikle bir şeyler hazırlanıyor gibiydi. Ben gider gitmez soluğu başka bir kadının yanında almazdı değil mi? Bunu yaparsa onu öldürürüm, bu kadar net. Kravatını taktıktan sonra en pahalı markalara ait parfümlerinden birini alıp sıktı. Parfümünün kokusu bile üzerinde afrodizyak etkisi yaratırken ince tarağını alıp kumral saçlarını taradı. Daha fazla dayanamayıp "İş toplantım falan mı var?" diye sordum ama asıl sormak istediğim ben gidiyorken tüm bu hazırlık kimeydi? Rolex saatlerinden birini kutusundan çıkartıp takarken "Şirkete gitmeyeceğim bugün" dedi. Ayna karşısında kırmızı rujumu sürerken yerimde rahatsızca kıpırdandım. "Evde durmak için fazla şık değil misin?" "Evde olmayacağım." "Hangi cehennemde olacaksın?" "Anlamadım." Ruju dudaklarımı edirdikten sonra makyaj masamın önünden kalktım. "İşte olmayacaksın, evde de olmayacaksın. Peki nerede olacaksın?" diye sordum sakince. "Başka planlarım var" derken gözleriyle baştan ayağa beni süzüyordu. Yarım kollu kırmızı elbisenin içinde dal gibi süzülüyordum. Mini elbisenin uzunluğu kalçamın bir karış altındaydı. Kırmızı dar elbisenin altına siyah tül çoraplar giymiştim. Sivri topuklu siyah siletli ayakkabılar bu elbiseye çok yakışmıştı. Karun söylece bana bakıyordu. "Sence de birkaç günlük tatil için fazla özenli değil misin?" diye sorduğunda buram buram kıskançlık kokuyordu. "Geçen hafta tüm gün evde giydiğim bir elbise olduğunun farkında mısın?" "Ben de onu diyorum ya, neden her an bir davete katılacakmış gibi hep bu kadar şıksın? Pijama veya tişört denen şeylerin varlığından haberin var mı?" diye sorunca kıkırdadım. Ağır bir depresyona girmediğim sürece o şeylere giymem mümkün değil. Kıskançlıkta kaşları belli belirsiz şatıldı. "Bensiz geçireceğim bir tatil için bu hazırlık çok fazla değil mi?" Blöf yaparak "Üzerimi değiştirmemi ister misin?" diye sordum. Burnundan nefesini vererek "Yakışmış, çıkarma" dedi sıkkın bir sesle. "Sana yamuk yapan biri olursa sen zaten icabına bakarsın." Kalbim yumuşayıp mum gibi erimeye başladı. Onu bu kadar çok sevmemin başlı nedenlerinden biri de buydu. Dışarıdaki erkekler bakar deyip kıyafetime karışmak yerine bana güvenip "sen icabına bakarsın" diyordu. "Çıkalım mı artık?" dediğimde kapının yanındaki bavulum benim için olarak başını salladı. "Kahvaltını yaptıktan sonra da çıkarsın." Bunu sorun etmemesini hala yadırgıyordum. Gidişim dün gece onu delirtmişken bu sabah çok sakindi. Birlikte aşağı indiğimizde bavulumu evdeki korumalardan birine verdi. Karun tek bir şartla 3 günlüğüne gitmeme izin vermişti. Şartı da seyahatimi benim için onun ayarlamasıydı. Tek istediğim birkaç gün her şeyden uzaklaşıp bebek konusunda ne yapacağıma karar vermekti. Bu yüzden Karun'un beni nereye göndereceğine karışmadım. Tatil için İtalya'ya gideceğimi söyleyince seve seve kabul etmiştim çünkü İtalya'yı seviyordum. Sabah uyanıp özel jetlerden birini benim için hazırlatmıştı. Ona ait uçaklardan biriyle seyahat edeceğim için uçağı kaçıracağım diye bir endişem yoktu. Kabul etmekten nefret etsem de zengin biriyle olmanın birçok avantajı vardı. Bimek salonuna girdiğimizde Gurur, Melek, Kenan ve Levent kahvaltı masasındaydı. Karun masanın başındaki yerine geçmeden önce sol tarafındaki sandalyem benim için çekti. Gülümseyerek "Teşekkür ederim" dedim. Her zaman böyle jestler yapan biri değildi. Yerimize geçtiğimizde kızlar hemen bizim için servis açtı. Masadakilere bakıp "Günaydın" dedim neşeli bir sesle. "Kahvaltıdan sonra tek başıma İtalya'ya tatile gidiyorum" dediğimde masadakiler hızla Karun'a dönerken Levent rahatlayarak nefesini verdi. Bu ergen kalender benden kurtulduğuna seviniyordu çünkü zorba arkadaşlarla beni tanıştırmak istemiyordu. Onlarla er veya genç tanışacağım. Tıpkı Kenan ve Melek gibi gururla şaşkınca Karun'a bakıyordu. "Onu yalnız mı göndereysin?" Karun çayına şeker atarken başını ağır ağır salladı. "Yalnız tatile gitmesinin ne mahsuru var?" "Kız tarafında bir sorun yok. Tüm sorunlar sende dur." "Ne diyorsun lan sen yine?" "Ne işler çevirdiğini merak edeyim." Bir şeyler yemeği bırakıp yönünü tamamen Karun'a çevirdi. "Sen bu kış olmayınca nefes bile almayan Tyson. Şimdi kalkmış onu tatile göndereysin. Hem de yalnız." Ellerini masaya bastırarak öne eğildi. "De bakayım bağa, ne geçiyor kafanda?" Karun yalandan öksüyerek boğazını temizledi. Amcasının dikkatli bakışlarından kurtulmak için çayından bir yudum aldı. "Sen ne zaman evine gideceksin?" Bir kez daha Gurur evden kovarak ona kapıyı işaret etti. "Nokta nokta evin artık." Gurur ona tersçe bakarak yeşil zeytinlerden birini ağzına attı. "Daha önce de dediğim gibi, o zarganın kızı gelip benden özür dilemeden gitmeyin bir yere." Karun sinirden çay fincanını sertçe masaya bıraktı. "O evden mi bahsediyorum nokta nokta? Senin kaç tane evin var? Git yerleş birine. Farah özür dilese bile iş güveysi olarak gitmeyeceksin o eve." Gurur sırıtarak "Özür dilerse giderim" dedi.
Sen ciddi ciddi bir de kızdan özür mü bekliyorsun diyen Kenan sinirden ağlamak ve çıldırmak arasında bir yerdeydi. Kızın spor hocasına dövdüğün yetmezmiş gibi Farah'la tartıştın ve taze gelinler gibi baba evine döndün. Bir de üstünde özür mü bekliyorsun deyince Melek'le aynı anda gülmeye başladık çünkü gururun yaptığı tam olarak buydu. Farah Hanım ya buraya gelip benden özür dileyecek? Fındık ezmesini ekmeğe süren gurur o kadar rahattı ki rahatlığıyla Karun ve Kenan'a sinir krizlere geçirtebilirdi. Suçlu olan odur. O gelecek de. Gelmezse başımıza kalacaksın. Kenan bunu sormakta çok haklıydı çünkü gurur burada kaldığı sürece evdeki herkesi deli ediyordu. Gelecek. Bileğindeki saati kontrol etti. Eli kulağındadır. Birazdan ha burada olacak. Çok emin konuştuğu için Karun kaşlarını çattı. Ne yaptın lan kıza? Geleceğinden nasıl bu kadar eminsin? Furkan içeri girip abi diyerek masadaki konuşmaları böldü. Farah Hanım geldi dediğinde Karun ve Kenan küfretmekle meşgulken gururun keyfine diyecek yoktu. Şaka gibi ama gerçekten geldi. Bekletmeyin Ümit'in kızını. Bir anda normal konuşmaya başlamıştı. Karadeniz ağzıyla konuşmadan kaç dakika dayanacağını çok merak ediyorum. Sandalyesine yaslanarak madem geldi buyur edin içeri dediğinde meraklı bakışlarım onun üzerindeydi. Kızı buraya getirtmek için ne yaptı? Furkan dışarıya çıkınca Karun dışında hepimiz gözlerimizi kapıya dikip beklemeye başladık. Karun Safaran gelişinden çok benim kahvaltımla meşguldü. Tabağımı alıp masadaki şeylerle doldurarak önüme koydu. Dün akşam da yemek yemedin karnını doyur. Tabağımdakileri bırakıp etli ekmeğe uzandım. Küçük bir parça ısırdığımda ağzıma gelen et kokusuyla öğrerek hemen peçeteye uzandım. Ağzımdaki parçayı peçeteye çıkardığımda masadaki herkes çok şaşkındı. Önce etli ekmeklere sonra da bana bakıyorlardı. Karun ise inanamayan gözlerle yutkunmuştu. 40 yıl düşünsem etten midenin bulanacağı aklıma gelmezdi. Benim de. Gözlerinin ardından korku dolu bir parıltı geçti. Bige, hastaneye gitmemek için inat ediyorsun ama son günlerde beslenme alışkanlıkların değişmeye başladı. Kendi rızasıyla gelsin diyorum ama bu inadının sonu gelmiyor. Bu durum devam ederse seni zorla hastaneye götürmekten çekinmem. Ben de bundan korktuğum için ondan uzaklaşmaya çalışıyordum. Burada kalırsam bebek konusunda bir karar vermeden önce hamile olduğumu anlayacaktı. Onlarla aynı masaya oturduğumda bile kendimi ele verecek şeyler yapıyordum. Aceleyle bakışlarımı kaçırıp midemi üşütmüş olmalıyım. Eğer geçmezse hastaneye gideriz dedim kısık bir sesle. Tam bir et oburken hamilelikte ilk dişindiğim şey et olmaya başlamıştı. Bu korkunç bir faciaydı çünkü daha önce bu kadar uzun süre et yemeden durduğum hiç olmamıştı. Herkes şimdilik söylediğim yalana inanmış gibiydi fakat gururun bakışları beni endişelendiriyordu. Kısık gözlerle bana bakıp duruyordu. Bakışları endişe vericiydi. Neyim olduğunu anladığını sanmıyorum ama bir şeyler sakladığımdan şüphelenmeye başlamıştı. Neyse ki Farah'ın adım sesleri onun ilgisini benden uzaklaştırdı. Farah ürkek adımlarla içeri girdiğinde tüm gözler ona kenetlendi. Ona bakınca bile bölge liderlerinden birinin kızını göremiyordum. Tehlikeli bir mafyanın kızı gibi görünmekten çok uzaktı. Saçlarını özensizce toplayıp dağınık topuz yapmıştı hatta topuzunu bile bir kalemle tutturmuştu. Gözlerinde onu oldukça sevimli gösteren siyah çerçeveli yuvarlak gözlükler vardı. Beyaz camın arkasındaki gözleri fazla erkek bakıyordu. Üzerinde ise salaş bir kazak, kot pantolon ve spor ayakkabılar vardı. O kadar duruydu ki yüzünde makyaj nemaresi bile yoktu. Buna rağmen güzel ve sevimliydi. Üniversitede dirsek çürütün öğrencilerden birini andırıyordu. Hepimizin ona bakması onu daha da fazla endişelendirdiği için kapının önünde durup ayaklarına bakmaya başladı. Hoş geldin Farah. Ayağa kalkıp gülümseyerek ona doğru yürüdüm. Seni burada görmek çok güzel. Ona yaklaşıp sarıldığımda yabanilik yapıp beni geri çevirmedi. Bana sarıldıktan sonra belli belirsiz gülümseyip hoş buldum dedi. Nasılsın Bige? Teşekkür ederim sen nasılsın? Kısa bir an masaya bakınca gülüşü soldu. Gurur sanki kaç gündür onun yolunu beklemiyormuş gibi kahvaltısıyla meşguldü. Kafasını çevirip bu tarafa bakmıyordu bile. Kendini ağırdan satmak bu olsa gerek. Melek de ayağa kalkıp yanımıza geldi. Ona kocaman gülümseyerek ''Hoş geldin Farah yenge'' dedikten sonra uzandı ve onun yanaklarına sulu öpücükler bıraktı. Farah tedirginliğini gizlemeye çalışarak ona da gülümsemeye çalıştı. Oysa ki yenge lafını duyunca bile yüzü değişmişti. Haklı olarak bu ailenin bir parçası olmayı istemiyordu. Masaya doğru yürüdüğünde doğrudan gururun yanına gideceğine çok emindik. Ancak kocasının yanından geçerek bizi şaşırttı. Karun'un yanında durduğunda tüm korkuları dağılmış gibi bakışları değişti. Belki de ilk kez Farah'ı içten bir şekilde gülümserken görüyordum ve bunun sebebi Karun'du. Karun'a olan bakışları daha içten ve daha sıcaktı. Merhaba Karun abi. Görmekten hoşlandığı birine bakar gibi Karun'a bakıyordu.
Kusura bakma, böyle destursuz gelmek zorunda kaldım. İşin garip yanı, karnının ona alan bakışları da fazla sıcaktı. Ne kusuru Farah dediğinde sesi onu ürkütmekten endişe eder gibi yumuşacık çıkmıştı. Burası senin de evin, geç otur, biz de kahvaltı yapıyorduk. Farah'ın gözleri tekrar gurura kaydığında gurur ısrarla onu görmezden geliyordu. Kısık bir sesle bir şeyler homurdanarak gururun yanına gitti. Onun tepesinde dikilirken kısık bir sesle özür dilerim dedi, isteksiz bir sesle. Ekmeğine bu sefer de tereyağını süren gurur ne için özür diliyorsun diye sorduğunda fazla ciddi ve umursamazdı. Farah bunu doğrudan ona nasıl söyleyeceğini bile bilmez bir halde başını eğdi. Sana şey dediğim için. Ne dediğin için? Neyden bahsettiğimi iyi biliyorsun. Omuzlarını silkti. En küçük bir fikrim yok. Farah birkaç saniye yukarı bakıp sabır çektikten sonra bakışlarını tekrar ona dikti. Özür dilerim işte. Eve dön artık. Dönmeyeceğim. Önce ne için özür dilediğini söyle. Farah'ın bakışlarında kızgın bir ifade geçti. Sana zorba bir haydut olduğunu söylediğim için özür dilerim. O değil, dur. Diğer söylediğinden bahset. O kadar şey söyledim ki hangi birinden bahsedeyim? Ben de onu derim Farah Hanım. Ayağa kalkıp ona sırtını dönerek yürüdü. O kadar şey söyledin ki hangi biri için özür dileyeceksin? Farah onun peşinden pıtı adımlarla gitmeye başladı. Hepsi için toplu bir özrü kabul etsen olmaz mı? Olmaz ula, kalbimi kırdın. Doğru düzgün telafi etmelisin. Büyük masanın etrafında gurur dönüyor. Farah da peşinden gidip ona yetişmeye çalışıyordu. Tamam dur da hepsi için tek tek özür dileyeyim. Adımlarım büyük, sana yetişmekte güçlük çekiyorum. Gurur adımlarını hızlandırdı. Durmayacağım, biraz da sen koş benim peşimde. Sen benim peşimde hiç koşmadın ki. Önce sen benim peşimde koş bakayım. Sonrasını düşünürüz. Kahkaha attım, bu ikisi gerçek mi? Farah ona yetişmeye çalışırken sinir krizleri geçiriyordu. Masanın etrafındaki dönmekteki amacımızı söyler misin? Bu masa çok mu kutsal? Neden onu tavaf ediyoruz? Canım öyle isteği. Gurur gülmemeye çalışarak masanın etrafında bir tur daha döndü. Tabii Ferah da onun peşindeydi. Başım döndü, lütfen durur musun? Hiç umurumda değil. Farah onu takip etmeye bırakıp hızlı adımlarla kapıya yürüdü. Kapının önünde durup gururla aralarındaki mesafeyi kontrol etti. Güvenli bir alanda olduğuna kanaat getirdikten sonra kaşlarını çattı. Sana söylediğim tüm o şeyleri hak ettin diye bağırdı. Hiçbiri için pişman değilim. Değer verdiğim o şey odamda kaybolmasaydı buraya bile gelmezdim. Özürmüş, yoksan özür dedikten sonra korkudan koşarak hemen dışarı çıktı. Gurur onun arkasından bakarken sinirlenmek yerine gülerek başını iki yana salladı. Tekrar gelecek. Karısıyla uğraşmaktan nedenle zevk aldığının farkında mı? Ondan ne aldıysa Farah'ın bunun için tekrar geleceğinden çok emindi. Sinirden gülerek masaya yürüdüm. Bizde yemekler olaysız geçmiyordu. Şaşırtıcı olansa bunu yadırgamıyorduk bile. Bu kaos ortamına o kadar çok alışmışız ki asıl yadırgamayı sessiz sedasız yemek yediğimizde yaşıyorduk. Sonrasında kahvaltıdan sonra Karun beni götürüp bizzat kendisi uçağa bindirmişti. Korumasız beni hiçbir yere göndermediği için 21 korumam da benimle uçağa binmişti. Malikaneden ayrılmadan çatı katına çıkıp doğum kontrol haplarımı ve çekmeyedeki tüm nokta noktaları almıştım. Karun'a Kadem nöbet alacağımı söyleyip Doğan'ın malikanesine gitmiş ve onları gizlice Kadem'e vermiştim. Kadem benim için onları kontrol edecekti. Haplarımı bir laboratuvara göndereceğini söylemişti. O haplarda bir terslik olmasaydı hamile kalmazdım. Test sonuçlarında ne çıkacak merak ediyorum. Karun'un lüks setlerinden birinde yolculuk yapmak çok rahattı. İçkimi yudumlayarak yolculuğun tadını çıkarmıştım. 2,5 saat sonra İtalya'ya gelmiştik. Uçaktan indiğimizde Karun her şeyi önceden ayarlattığı için havalanında bizi bekleyen adamlarla karşılaştık. Siyah, lüks arabaları korumalara teslim ederek gitmişlerdi. Arabalara geçip yola çıktığımızda hangi otelde yer attınız diye sordum. Arabayı kullanan Furkan nereye gideceğimizi biliyormuş gibiydi. Karun Bey'in sizin için ayarladığı yeri seveceksiniz. Buna hiç şüphem yok ama otelin adı ne? Ön koltukta oturan Nedim elindeki paketten bir şeyler atıştırırken otele gitmiyoruz bir yanım dedi. Otele gitmediğimize göre tatil konutlarından birini kiralamış olmalılar. Başımı öne doğru uzattım. Nedim sen ne yiyorsun, çok güzel koktu. Başını eğip elindeki pizzaya baktı. Midem kazanınca havaalanından pizza almıştım ama soğuk ve peyniri de akışkan değil. Bana baktı, ister misiniz? İstiyor ki soruyor dedi Furkan, ona da ver birkaç dilim. Nedim tüm kutuyu bana uzattı ama almadım. Eğilip soğuk pizzaya koklayıp başımı kaldırdım. Soğuk olduğu için bunun kokusu bile yok. Az önce farklı bir koku vardı. Furkan arabayı ustaca kullanırken Bige Hanım siz K9 köpeği misiniz diye sordu sakince. Sen ne diyorsun be? Gülerek başıyla açıkça mı işaret etti.
Az önce bir restoranın önünden geçtiğimiz esnada Nedim'e ne yediğini sordunuz. Biz hiç koku almazken bir restorandan pişen yemeklerin kokusunu nasıl alabiliyorsunuz? Hayvan herif, koku duyum iyi diye köpek mi oluyorum? Nedim tıkınırken gülmemeye çalıştığı için burnundan garip sesler çıkıyordu. Size köpek demek istemedi, sadece hepimiz gibi o da çok şaşkın diyerek Furkan'ı savundu. Son günlerde iyi koku alıyor ve fazla yiyorsunuz. Ne var bunda diye sorduğumda benimle arka koltukta oturan Celil camdan dışarı bakmayı bıraktı. Dördümüz neden aynı arabaya bindik anlamıyorum, ancak bu sabahtan beri bana karşı çok korumacılardı. Celil gözlerini bana dikip derin bir nefes aldı. Bizim çocuklardan Yakup'u biliyorsunuz değil mi? Geçen ay baba oldu. Omuzlarımı dikleştirdim. Bunun için onun maaşına zam yapıp karısına da doğum hediyesi olarak bir gerdanlık göndermiştim diyerek övündüğümde Furkan giderek başını salladı. Nasıl unutabiliriz ki, bunu her gün hatırlatacak kadar mütevazisiniz. Konumuz benim cömertliğim değil diye omurdandım. Celil'in gözleri karnımda dolanınca sertçe yutkundum. Yakup'un karısı gebeliğinin ilk aylarında değişmeye başlamıştı. Kahretsin, biliyorlar. Nedim ön koltukta başını salladı. Mesai saatleri içinde bile karısı olur olmadık zamanlarda Yakup bağırıyor ve ondan bir şeyler istiyordu. Sanki bebeği bize doğuruyor da her işine koşturuyorduk diyor Murdan da Furkan. Arkadaş hatırına 9 ay ne çektik. Yakup'un karısı ne doğurduğu için tam kurtulduk demiştik ki. Celil gözleriyle düz karnımı işaret etti. Aynı dengesizlikleri bu sefer de siz göstermeye başladınız. Gerçi normal halinizde 9 aylık hamile bir kadınla aynı dengesizlikleri içeriyor diyen Furkan yüzünü buruşturdu. Tabii eskiden ne zaman yola çıksak bir şeyler yiyip çöpünüzü arabamın içine atmıyordunuz. Durum böyle olunca diyen Nedim pizzasından kocaman bir ısırık daha aldı. Hamile olduğunuzdan şüphelendik. Aynadan arkaya bakan Furkan bembeyaz olan yüzünüze bakılırsa yanılmıyoruz dedikten hemen sonra bir küfür savurdu. Her ne olacaksa umarım size benzemez. Celil ve Nedim gülerken ben nefes bile almıyordum. Anlamalarını beklemiyordum. Başka kim biliyor diye sorarken korkudan sesim bir türlü çıkmıştı. Nedim beni rahatlatmak için başını çevirip arkaya uzandı. Sakin olun, sadece biz biliyoruz. Neden üçümüz de bu arabadayız sanıyorsunuz? Şimdi nedenini daha iyi anlıyordum. Bu konuyu benimle konuşmak için özellikle üçü buradaydı. Karına söyleyemezsiniz. Aynı anda söylemeyeceğiz dediklerinde rahat bir nefes aldım. Karun'un çocuk konusundaki tutumunu çok iyi bildikleri için bu sırrı ondan saklayacaklarını biliyorum. Arabanın iç aynasında Furkan'la göz göze geldim. Endişeli halimi gördükçe o da üzülüyordu. Bizler bir şey söylemeyiz, ancak bunu uzun süre ondan saklayamazsınız. Yolu kontrol ederek nefesini koyuverdi. Bu seyahat bunun için değil mi? Bebeği isteyip istemediğinizi siz de bilmiyorsunuz. Bunu düşünmek için buradasınız. Burnumun direği sızlarken ona başımı salladım. Yanlış bir karar vermekten çok korkuyorum. Gizlemeye çalışsalar da bu konuda en az benim kadar endişeli olduklarını görebiliyorum. Celil işte gözlerle bir süre beni izledi. Ya bebeği istediğinize karar verirseniz ve Karun Bey onu istemezse ne olacak? Biliyor musunuz, ben çocukken hayvanlarla beslenirdim. Bir anda söylediklerimi nereye bağlayacağımı merak ederek sessizliklerini korudular. Bir çocuğun, hatta normal bir insanın bile yemeyeceği şeyleri yerdim. Camdan dışarıyı izlerken üzerimde bir ölüm sakinliği vardı. Haşereler, kemirgenler, sürüngenler ve yakalayabildiğim canlı olan her şeyi yerdim. Hepsi aynı anda yerinde rahatsızca kıpırdandığında bunları duymayı beklemedikleri çok açıktı. Koltuğuma yaslanarak bir bacağımı diğerinin üzerine attım. Annem ve babam beni birçok psikoloğa götürdü, ancak hiçbir tedavi işe yaramıyordu. Rezil beslenme alışkanlığımı sürdürüyordum. Sahte bir gülüşle başımı salladım. Hastalıklı bir beslenme alışkanlığım vardı ve onlar doktorların beni düzelteceğini sanıyordu, çünkü sorunun bende olduğunu düşünüyorlardı. Değil miydi diye sordu Furkan. Değildi. Peki sorun neredeydi veya kim neydi diyen kişi Nedim'di. Sorun ben değildim aslında. Camdan dışarıya bakarken bakışlarım fazla ruhsuzdu. Sorun hiçbir zaman ben olmamıştım. O yılların hatıralarıyla iç çektim. Sorun annem ve babamdı. Sorun yaşadığım evdi. Celil nasıl diye sordu metalik bir sesle. Ne gazel ne de benim için evimiz hiçbir zaman ev değildi. Belki bir harp meydanıydı, belki bir cephe, belki de bir savaş alanıydı, ancak hiçbir zaman sıcak bir yuva değildi. Hatırladıklarımla burnumun direği öyle bir sızladı ki gözyaşlarıma direndim. Uyuduğumuz, uyandığımız, yemek yediğimiz ve birlikte geçirdiğimiz zamanların bile saatleri hep aynıydı. Asım Sakın'ın diktatörlüğünde yaşamaya çalışan üç köleden farkımız yoktu. Annem fazla pasif, gazel asi ve bense yamyamdım. Babam bizden bir kusursuzluk abidesi yaratmaya çalışırken aslında hepimizde büyük kusurlar bırakmıştı.
Babamın annemden aldığı ilk şey özgüveni oldu. Ablamdan öz saygısını, benden de cesaretimi aldı. Babamın bizden aldığı ilk şey bunlar olmuştu. Dilimi ısırdığımda ağzımdaki kan tadını alamayacak kadar etsizleşmiştim. Babam tarafından o kadar çok bastırılmıştık ki bir süre sonra yeni huylar edinmeye başladık. Kaldırımda annesinin yanındaki çocukları gördükçe içim burkuluyordu. Annem artık hiçbir konuda babama itiraz etmeyen bir korkaktı. Onu görmeye ertelediğime inanamıyorum. Her şey üst üste geldiği için annemi görmeyi İtalya dönüşünü ertelemiştim. Gözlerimden bir damla yaş süzüldü. Eminim o yıllarda babamdan önceki Begüm'ün nasıl biri olduğunu annem bile hatırlamıyordu. Gazelsi artık isyankar bir asiydi çünkü yaşadığı her şey ona bir öfke patlaması olarak dönüyordu. Bizim öfke sandığımız şeyler bile aslında Gazel'in yardım çadıklarıydı. Kendimi işaret ederek ben de midesiz rezil bir çocuktum diye fısıldadım. Değişiyorduk ve bunu bize yapan babamdı. Bu gerçeği kabul etmek hiç kolay olmamıştı ama artık her şeyi daha iyi anlıyordum. Çoğu zaman dolapta et olmasına rağmen kemirgenlerin peşine düşüyordum çünkü gittikçe daha fazla akıl sağlığımı yitiriyordum. Çocuk gözlerim o evi vahşi bir doğa olarak görmeye başlamıştı ve ben hayatta kalmak için kendi avımı avlamaya başlamıştım. Bu hiç sağlıklı değildi. Farkında bile değildim ama kızgındım. Öfkeliydim ve korkuyordum. Babam bizi üzdükçe hırsımı o hayvanlardan çıkartıyor. Beni gazelle rekabete zorladıkça babama yapmak istediğim her şeyi o hayvanlara yapıyordum. Bu yıllardır kendime sakladığım kirli bir sırdı. Başımı çevirip her birine sırasıyla baktım. İçimde uyandırdığı öldürme tutkusunun, yani o canavarın asıl istediği babamdı. Duydukları karşısında sertçe yutkunduklarında burukça gülümsedim. O hayvanlarla beslenerek ben sadece içindeki canavara hedefini şaşırtıyordum. Belki de ilk kez ne diyeceklerini bilmez bir halde bana bakıyorlardı. 13 yaşlarına kadar beslenme alışkanlığımı hiçbir tedavi düzeltemedi çünkü 13 yıl boyunca ben babamın hüküm sürdüğü o evdeydim. Sonra annem öldü, gazel kaçıp gitti ve sadece biz kaldık. Komik bir şey varmış gibi kıkırdadım. Artık o vahşi ormanda sadece babamla ikimiz vardık. Belki de iki avcı. İyice meraklanarak sonra ne oldu diye sordular. Annemin ölümü ve gazelin gidişi babamı çok değiştirdi. Belki de benden başka artık kimsesinin kalmadığını anladı. Babam işlerine daha az, bana daha çok vakit ayırmaya başladı. Kaybettiği her şeyin boşluğunu benimle doldurmak ister gibi beni hayatının merkezine koymaya başlamıştı. Annem ve gazelin yokluğu ikimizi de değiştirmişti. Dudaklarında kendiliğinden oluşan gülümsemenin farkında değildim. Birbirimizin yarasını sarmayı öğrenmiştik. Her geçen günle çocuk gözlerimin gördüğü o vahşi orman biraz daha eve dönüşüyordu. Bir süre sonra içten içe öldürmeyi düşündüğüm o adam artık en sevdiğim kişiye dönmüştü. Birbirimizin tüm dünyası olmaya başlamıştık çünkü birbirimizden başka kimsemiz kalmamıştı. Gülüşüm soldu, gözlerimin ardı sızladı. Belki de biz birbirimizi mecburiyetten sevdik. Sigara içme dürtümü bastırmaya çalışarak derin bir nefes aldım. Artık o rezil beslenme alışkanlığımı bırakmıştım. Kendiliğinden düzeldim çünkü ihtiyacım olan şey hiçbir zaman psikolog tedavisi değildi. Yoksunluğunu çektiğim asıl şey içinde korkmayacağım bir ev ve beni seven bir babaydı. Sevginin birçok açıdan iyileştirici bir gücü vardı. Beni 13 yıl boyunca hasta eden babam daha sonra sevgisi ve ilgisiyle iyileştirmişti. Bir kez daha gözlerim uzun uzun onların üzerinde dolandı. Bunu size anlatmamın bir nedeni var. Elimi düz karnıma bastırdım. Eğer bu bebeği istediğime karar verirsem işte o zaman onu benden kimse alamaz. Sesim bir kaldırım taşı kadar soğuk ve katıydı. Ben çocuk yaşta avlanmayı keşfettim. Bebeğim için tehlike olan herkesi saf dışı bırakacak kadar acımasız olabilirim. Başımı eğip elimle baskı uyguladığım karnıma baktım. Seninle ne yapacağıma karar verene kadar bir süre daha seni herkesten gizlemeliyiz. Burnundan nefesimi vererek sinirden güldüm. Sen benimsin. Kaderini belirleyecek kişi de benim. Ne Karun ne de bir başkası senin yaşayıp yaşamayacağına karar veremez. Bunun tek kararı bana aitti çünkü onu içinde taşıyan bendim. Umarım bunun için Karun'la savaşmak zorunda kalmazdım. Bu anlattıklarımdan sonra bir daha kimse konuşmadı. Yolun kalanını sessizlik içinde geçirmiştik. Araba şehrin göbeğinde son derece merkezi bir yerde durunca arabadan indim. Merkezi bir konumda kiraladıkları en küçük bir ev bile servet değerinde olurdu. Çocuklar yanıma geldiğinde nerede kalacağız diye sordum. Üçü de arkamda bir yere işaret edince başımı çevirdim ve gördüklerimle kalbim hızlandı. Yok artık diye fısıldadığımda bile konuşmakta güçlük çektim. Karun'un bu kadarını yapacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. İşte böyle dostlar.
bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Meral Atmaca, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala yapıp konuşamadım, eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Sen Leyla'sın sesli kitap, Sen Leyla'sın Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.